Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Bizim için haftanın son gününde, son iş gününden bütün sevgili seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlık diliyorum, huzur, mutluluk, evinizde bolluk, bereket sizlerle olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Türkiye'nin dört bir köşesine de selam olsun. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Gerçeğin peşinde başlıyor. Bugün gözü yaşlı bir anne baba burada. İnanın yürüyecek, konuşacak mecalleri, takatleri bile kalmamış durumda. Çünkü hemen LED'e bir ekrana bir mesaj getiriyorum. Bunu kağıda yazmış Can Sarıkaya. Ve bir arkadaşına onun fotoğrafını çekerek atmış. Daha sonra da ortadan kaybolmuş. Bana bir şey olursa sorumluları Erman, Kerem, Üveys, Eyüp, İbrahim, Mehmet. Evde gizli kamera var. Didik didik her yer aransın. Hepiniz göreceksiniz diye yazdığı bir mesajı fotoğraf çekerek yazılı bir mesajı arkadaşı Yasin'e attı Can Sarıkaya bundan 15 gün önce ve ortadan kayboldu. İlk konumuz da Can Sarıkaya olsun. Kardeşinden iki defa 50 lira istedi, annesini emanet etti, bir daha geri dönmedi. Ailesi iki hafta önce kaybolan 25 yaşındaki Can Sarıkaya'nın hayatından endişe ediyor. Sabah saat 6.30-7 arası. Baktım evde yok. Baktım ki yok. Neden kardeşinden para istedi? Neden istediğini hiç bilmiyorum. Kardeşine yine de 20 lira daha attırdım. Eşiyle neden ayrıldılar? Can onu hala sevdiğini ve tekrardan barışmak istediğini söyledi bize. Eve geri getirmek istediğini söyledi. Can Sarıkaya nerede? Birazdan. Aile İstanbul'da yaşıyor sevgili seyirciler. Anne Kumaş Hanım, baba Paşa Bey ve ablası Ayla stüdyomuzda. Görüyorsunuz Can'ı da, Sarıkaya'yı, 25 yaşında. 4 yıl önce askerden döndükten sonra Büşra ile bir evlilik yapıyor. Evlilik süresince 2 tane bebeklerini kaybediyorlar. Düşük yapıyor eşi. Ondan sonra bir çıkmaza giriyor evlilikleri. Boşanma süreçleri devam ediyor bu 4 yıldır. Ama Can'ın Ayla anladığım kadarıyla hep Büşra'yla barışma, onu geri getirme, yeniden eski düzene dönme gibi bir çabası var. Ama Büşra dönmüyor. Bu acaba Can'da bir psikolojik olarak yıkıntı yaratmış olabilir mi? Şimdi Kumaş Hanım'dan o gün sabah olanları dinleyeceğiz. Olay 4 Kasım sabahı oldu, Perşembe günü. 3 Kasım gecesi Can babasıyla sohbet etti evde. Ondan sonra sabah 6-7 arasında da Can evden gitti. Kumaş Hanımcığım, inşallah kötü bir şey olmadan çıkacak. İnşallah. Yavrum dön bana yavrum dön. Dön bana kuzum dön bana yavrum. Yavrum neredesin dön bana yavrum canım. Canım sen ben susuramazsın yavrum. Kumaş Hanım. Yavrum öldüm ben seni yüzünde yavrum. Canım biraz konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Paşa Bey ne olur biraz sakinleştir karını. Biraz yavrum, biraz konuş. Yavrum nerede? Neredesin yavrum? Karım kaçtı yavrum. Kumaş Hanım. Anne biraz sakin ol. Sakin ol canım. Sakin ol da bak biraz konuşalım anlayalım neyin ne olduğunu. Sevgili seyirciler ailenin bu kadar acı çekmesinin, üzülmesinin tabii ki sebepleri var. Onları da yeri gelince konuşacağız ama önce ben babayla bir gün öncesini yani 3 Kasım gecesini konuşmak istiyorum. Can'ın evden gitmeden önceki geceyi. Paşa Bey, o akşam oğlunuzla biraz muhabbet etmişsiniz, oturmuşsunuz. Evet, şimdi biz ya bayağı otursamadı, saat 2.30-3 idi. Biraz yüksek sesle rica saat, edin. Saat 2.30-3'e kadar sohbet ettik. Bana dedi ki baba dedi. Kahve yapayım içek mi dedi. Dedim ki oğlum dedim, sen kahve yap. İç ben içmiyorum dedim. Neyse kendisi git kahve yaptı. İçti balkonda aşağı yukarı
1,5-2 saat konuştu. Ne konuştunuz? Bir derdi sıkıntısı? Yok, kendi telefonla görüştü. Telefonla konuştu. Evet. Oğlum dedim, kimle görüşüyorsun dedim. Baba dedi, boş ver, kimse boş verir bana. Saat kaçtı o sırada? Saat 3.30'a geliyordu. Gece 3.30'a. Evet, 3.30'a geldi. Sonra ben salondaydım. Salona geldi, biraz dedi, baba burada uyuyayım dedi. Dedim, oğlum tamam dedim, gel baba yatak dedim. Tamam mı? Onu da biraz otur, bakine sohbet etti, gitti kendi odasına gitti. Özel odası var. Orada bir işte ben orada gözüm almış, o da uyumuş. Sabahına bir de... Şimdi Paşa Bey, o gece neler, baba oğul neler konuştunuz? Bir sıkıntısı var mıydı? Bu Büşra'yı ben geri getireceğim falan diyormuş. Karısını şöyle hala oldu, mı seviyordu? O gece sana bir derdini döktü mü? O şöyle oldu. Oğlum, hatta ben dedim, oğlum dedim, bak eve, seninkini eve vereyim dedim. En kral düğünü de yaparım dedim. Özel, bak aşağıda da dedim, evimiz var, bizim bir ev daha var. O dedim, oya babamız diye söyleyeyim dedim, kiracı çıkarsın dedim. Sen güzelden bir düğün daha yapayım dedim. İnine de ipliğini var, eşeğini de alayım dedim. Sen dedim, güzel bir düğün yaparım dedim. Tamam baba dedi, böyle bir konuştu, sohbet etti. Büşra'nın geri dönmesini istiyor muydu? Hayır. Önceden, ben öyle duydum ama. Önceden istemiyordu. Bu ne olduysa 3-4 gün içinde oldu. Tekrar istemeye başladı. Evet, ne olduysa 3-4 gün içinde, önceden diyordu ki, baba daha asla diyordu. Ölsem kapıma, yanıma yaklaşmam diyordu. Niye? Bilmiyorum artık. Ne ama çok istiyormuş. Ne olmuş? Önceden istemiyor. İşte boşama olarak çıkandan sonra kaç kere mahkemeye gittiyse mahkemeye de gelmedi. Baba, oğlum dedim, ne yapacağız dedim. Baba dedi, asla daha oturup ben de kardeşim diyor, daha asla yaklaşmam diyordu. Tamam da ama bir taraftan istemem diyor, bir taraftan mahkemelere gelmiyor, duruşmalara. Kız gelmiyor. Kız gelmiyor. Evet. Boşanmayı isteyen ilk başta kız mı, Büşra mı? Benim oğlan istedi. Oğlan istedi. Evet. Büşra gelmedi duruşmalara. Hiçbir duruşmaya gelmedi. O yüzden de boşanma süreci uzadı. Evet. Halen de boşanamadılar, evet. 4 yıldır. Evet. O iki tane bebeği kaybettikten sonra Can herhangi bir depresyona, bunalıma girdi mi? Yok, girmedi. Can ne iş yapıyor? Önceden havalı yollarında çalışıyordu. Peki en son bu kaybolmadan önce de işi gücü var mıydı? İş yeri kapandı. Ne zamandır çalışmıyor? Bir aydır. Bir ay iki çalışmıyor. Bir aydır çalışmıyor. Evet. Kumaş Hanım, Paşa Bey sonra saat gece 3.30'da bir telefonla görüştü. Evet. Sonra odasına gitti, yattı. Evet. Senin oğlunun son görüşün o. Evet, son görüşüm oldu. Kumaş Hanım, şimdi geliyorum sabah 6 ile 7.30 arasında. Siz kaçta uyandınız o gün sabah? Ben saat 6 gibi uyandım da 6.30'da kaldım. Ben 8'de kendime kahvaltı hazırlayacağım. İlaçlarım var, içeceğim. Kalktım. Saat 7'ye geliyordum. Bir baktım odada yok. 6.30-7 arası. İşi yok, gücü yok aslında. Evde olması lazım. Ondan sonra dedim ki, odayı baktım. Her tarafa baktım. Dedim ki babasına, Can nerede dedim, Gazi dedim. Dedi ki buradaydı, daha yeni kahve içti dedi. Hemen telefonuma sarıldım. Oğlum neredesin sen dedim. Anne dedi, Şişli minibüsündeyim dedi. Oğlum nereye gidiyorsun dedim. Eve gel dedim. Kahvaltımızı yapak dedim. Gel dedim. Anne biraz dedi dolaşayım geleceğim dedi. Hı. Tamam yavrum dedim. Gitti. Ondan sonra kardeşinden para istemiş 50 lira. 60. Sonra bir 50 daha istemiş. Dedi ki anne göndereyim mi dedi. Dedim ki oğlum gönder dedim. Gönderdi. Acık durdu. Anne buraya gelsene dedi. Anne buraya gel deyince ben yanına kulağımda gittim. Yanına gittim. Ne oldu oğlum dedim. Dedi ki anne dedi. Bak hele şu mesaja dedi. Sana niye bana, bak dedi? Sana dedi bana dedi emanet ediyor dedi. Mesaja bak dedi. Hemen telefonu açtım. Dedim ki oğlum dedim. Ne yapıyorsun Can, neredesin dedim. Niye dedim ağlamaklı geliyor yavrum sesin dedim. Ben geleyim seni alayım dedim. Anne dedi. Şişli'deyim dedi. Kabataş'a doğru yürüyorum dedi. Ondan sonra dedim ki kahvaltı hazırlıyorum yavrum çabuk gel dedim. Saat 11.30 muydu? 12'ye geliyordu. Dedi ki tamam anne geleceğim dedi. Telefonu kapattı. Ben durmadan aradım. 3-4 kere aradım. Telefona cevap yok. Ondan son aramamda da temellice kapattı. Bu kadar. Giderken yanında neler götürdü? Hiçbir şey. Hiçbir şey almamış. Sadece cüzdanını almış. Telefonunu almış.
Giderken de kapıyı üstümüze kilitlemiş gitmiş. Yani anahtarı da almış. Anahtarı da almış. Her zaman anahtar taşır mıydı? Biz uyursak alırdı. Peki giden birisi dışarıdan kapıyı kilitlerse siz arkadan anahtarınız var açabiliyor musunuz? Evet açıyor. Kilitlemeden çekse ne olurdu? Çekti gitti. Yok ben ona tembih ediyordum oğlum bir yere gidersen üstümüze kilitle hani hırsız giriyor diye. Tamam. Onun için kilitledi. Evet. Kimliği yanında, telefonu her yanında. Her şey yanında. Evin anahtarı yanında. Evet. Evin anahtarını muhtemelen siz üzerinizde kilitlemek için, dışarıdan kilitlemek için aldı. Hani acaba geri dönecekti, o yüzden mi aldı diyeceğim ama zaten her zaman giderken kilitliyordu. Öğlen kaç gibi telefonu kapandı? Saat işte 11:30 gibi miydi? İşte 12'ye geliyordu herhalde. En son işte dedim ki oğlum sen neredesin dedim. Dedi ki anne Şişli Kabataş'a doğru yürüyorum dedi. Dedim ki kahvaltı hazırlıyorum dedim. 1:30 olan okula gidecekti. Dedim kahvaltı hazırlıyorum oğlum dedim. Çabuk gel dedim. Tamam anne dedi. Sonradan işte kardeşin öyle yazınca yeniden bir daha aradım. Şimdi kardeşine yazdıklarını getirebiliyor muyuz ekranı arkadaşlar? Erkek kardeşine bir mesajı var. Evet. Saat 11:44. 11:44 cumartesi günü yani 4 Kasım cumartesi günü abim anam sana emanet diye Cuma yazmış. Cuma günü. Perşembe günü. Perşembe günü. Evet. Gittiği Cuma. Perşembe mi? Evet. Ha, perşembe özür dilerim. 4 Kasım Perşembe. Diyor ki abim annem sana emanet, anam sana emanet. Ne saçmalıyorsun yine ya? Yine niye yine? Yani bu çocuk saçmalayan bir çocuk mu? Arada yok, böyle... Şey, neden saçmalıyor, saçmalama diyor ama. Biliyor musun? Benim tansiyonum yükseldiği için, yani ben tansiyon hastasıyım. Yani diyor ki anneme diyor, niye öyle yazıyorsun diyor. Annem duyarsa sana diyor ne söyler? Şimdi bakın şu telefonu aç, annemin tansiyonu yükseldi. Sana diyorum ya diyor zaten ondan sonra hiç bir daha yazışma falan yok. Ben şuraya takıldım. Hı. Ne saçmalıyorsun yine? Yani sanki Can ara sıra böyle sizi üzecek bir takım fikirler ortaya atıp işte annem sana emanet ben gidiyorum. Şu böyle şeyler yapan bir çocuk muydu yok, ki? Asla. Yine ne saçmalıyorsun? Asla. Ben kızıma giderdim yok. Bak kızım burada asla kızıma giderdim. Belki binlerce arardı ya. Diyordum ki bak oğlum ben ablandayım. Neden arıyorsun? Ablanla benim yani aramda 100 metre yok. Gel diyordum, buraya gel diyordum. Çabuk gel eve. Anne neredesin? Bensiz asla yapamaz. Asla yapamaz, duramaz yani. Bunları çok aramaz ama beni hiç durmadan arar. Şimdi geliyoruz diğer mesaja. Yani fotoğrafını çekerek arkadaşı Yasin'e attığı mesaja. Diyor ya bana bir şey olursa diye isimler veriyor. Sorumluları şunlardır diyor. Evde de gizli kamera var. Didik didik her yer aransın. Hepiniz göreceksiniz. Bu aynı gün mü? Bunu ne gün atmış? Bundan haberiniz var mı? Yok. Yasin bunu size ne zaman verdi? Bu mesajı. Hiçbir bilgim yok. Kime verdi? Ne zaman attığını hiçbir bilgim yok. Kardeşime atmış bunu. Küçük kardeşine. Evet. Caner miydi? Evet. Caner'e atmış. Ne zaman? Kaybolduktan sonra. Yani kaybolduktan hemen değil. Üç şey demiş üç, dört sanırım. 3-4 gün sonra. Evet. 3-4 gün sonra. Evet. Tabii tabii. Bak senin abin bunu bana atmıştı diye. Şimdi evde gizli kamera var. Didik didik arayın. Bu bir gerçek mi? Yoksa kendisi mi böyle hayal etti bunu? Evde gizli kamera mı var? Hayır. Aradınız mı her yeri? Baktık yok. Baktık yok. Biz de bir arayalım. Evet yani bir yere gizlediği bir kamera olarak düşünüyorum ben. Biz de bir yani arayalım. Gizli çekim yapan kamera değil de bir takım görüntüleri bir yere izledi sanki. Şimdi bir de bu isimler üzerinden gidelim. Erman'ı tanıyor musunuz? Hayır ben tanımıyorum. Kerem'i tanıyor musunuz? Kerem mahalleden arkadaşı. Arkadaşı. Üveys? Hiç tanımıyorum. Eyüp? Eyüp de okul arkadaşı, ilkokul arkadaşı. İbrahim? Asla tanımıyorum. Mehmet? Hiç kimseyi tanımıyor. Tanımıyor. Sadece bir Kerem'i tanıyor. Sadece Kerem'i tanıyorsunuz. Sadece Kerem'in en iyi. Birazdan Kerem'le ilgili, arkadaşı Kerem'le ilgili enteresan da bir bilgi vereceğim ama şimdi karısıyla, Büşra'yla boşanma davaları devam ediyor. Fakat son dönemde Büşra'yı ben size geri getireceğim. Kime söyledi bunu? Hayır biz oturuyorduk dedi ki anne dedi
Ben dedi Büşra ile konuşuyorum dedi. Buraya getireceğim dedi. Dedim ki bak oğlum. Eve getirdin. Böyle böyle durumlar oldu dedim. Ben daha eve istemiyorum dedim. Evini tut. Tek eşyanı da ben alayım dedim. Yani evini tut kiraya gidin dedim. Ben dedim sana her an için kapım açık ama dedim o benim kapıma gelmesin dedim. Büşra'yı neden istemiyordunuz? Sadece aynı evde olduğunuz için mi? Yoksa başka anlaşmazlıklarınız mı vardı aranızda? Benden anlaşmazlığı yiyordu kendi. Karı koca anlaşamıyordu. Evet. Neydi anlaşmazlıkları? Evden ben de kaç senelik evliyim. Bir insan eşinden habersiz kapıdan dışarı çıkmaz. İşe gidiyordu, o da gidiyordu. Ben çalışıyordum. Ben arıyordu işte. Anne, Büşra ne? Ulan oğlum ben ne bileyim ben sizden önce çıkıyorum, ben işe geldim. Büşra çalışmıyor muydu? Yok, çalışmıyordu. Ona rağmen kocası çıktıktan sonra o da arkasından dışarı mı çıkıyordu? O da dışarı çıkıyormuş. Nereye gittiğini söylemiyor muydu? Söylemiyormuş. Son diyordum annesini ararsın, annesini de dur diyordum. Onların oradan telefonumu çekmeyene dönüyordu, tamam annesindeymiş diyordu. Ben sadece bunu biliyorum. Ben peki, hiç karışmadım. Kıskançlık demiş. Var mıydı? Can karısını kıskanıyor muydu? Yani bu habersiz gidişler vesaire bu yüzden aralarında hiç kavga çıkıyor muydu? Ben hiç görmedim. Aynı evde yaşadınız ya. Aynı evde yaşadığım şöyle yani ben sabah kalkıyorum işe gidiyorum saat 7'de çıkıyorum. Akşamdan saat 8 gibi eve geliyorum. Bir yemek yiyorum, yatıyorum. Karı koca dışarı çıkarlar mıydı? Bu saydığı arkadaşlarıyla falan da belki dışarıya. Gece böyle yemeğe vesaireye giderler miydi karı koca? Yok annesine gidiyordu herhalde. Anneme gidiyordu. Hani gidiyorlardı. Şeyi merak ediyorum. Boşanma davasının gerekçesi neydi? Ne sebeple boşanmak istedi oğlunuz gelininizden? Valla bunlar bilmiyorum. Kendi aralarında tartışmışlar. Sonra şeye annesi geldi kızı götürdü. Bir gece oturdu. Neydi şu gerekçe mi? Şu, hiç, şu nedenden hiçbir şey yoktu. Hani oğlum arada dava açmış ya sonuçta. Hangi sebeple boşanmak biliyorum. Bak anlatıyorum işte hiçbir şey yoktu arasında. Bunlar kavga etmişler. Herhalde böyle yani öyle zannediyorum. Sonra dediler o annesine gitmiş. Ayla sen ne biliyorsun abinle Büşra'nın evliliği hakkında kızım? Sen evlisin aynı evde yaşamıyorsun. Evet yani. Büşra görümcel olarak bir de yaşlarınız da yakın hani abla kardeş gibi. Gelir gider miydi sana? Yani şöyle çok fazla gelip gitmiyordu açıkçası bana zaten. Ben de hatta bir kere onlara gittiğimde yani annemlere gittiğimde Büşra evdeydi. Ancak biz odada oturup muhabbet ederken yanımıza dahi gelmedi o gün. Mesela çok hani, özür dilerim. Bir bu isimleri tekrar bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi burada bir sürü isimler saymış ya. Burada özellikle vermek istediğim bir detay var sevgili seyirciler. O da şu. Can'ın arkadaşlarından diyor ya benim işte bana bir şey olursa sorumluları bunlar diye. Kerem isimli arkadaşı ki aile de tanıyor Kerem'i. Kerem'in abisi bir yıl önce yine belli aynı noktalarda yaşıyorlar aşağı yukarı. Kayboluyor. 15 gün ortadan kayboluyor. Tıpkı Can gibi. Can da şu anda 15 gün oldu ya. 15 gün sonra Ali Bey köyde derede cesedi bulunuyor. Bu detayı bir veriyorum. O yüzden de aile çok endişeli. Dedim ya başta neden bu kadar endişeliler diye. Acaba bizim oğlumuzun akıbeti de Kerem'in abisi gibi mi olacak diye çok endişeliler. Efendim Münir Hanım'ın o hani hiç sevmiyorum bütün ortalığı o karıştırıyor dediği küçük oğlunun eşi gelini yani Nihal de bize konuştu. Küçük oğlu Turgay da konuştu. Sıra Münir Hanım'a geldiğinde onları da getireceğiz ekrana. Münir Hanım onların da duygularını ve düşüncelerini burada öğrenecek. Şimdi 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Alibeyköy'de yaşayan bir ailenin 25 yaşında ve boşanma süreci devam eden oğulları Can Sarıkaya hem bir arkadaşına bir fotoğraf attı, yazdığı bir mesajı fotoğraf olarak attı ve bir şey olursa bana diye bazı kişilerin isimlerini verip onlara yöneltti aileyi. Hem de evde gizli kamera var, onu didik didik her yerde aransın, hepiniz göreceksiniz dedi. Bunun yanı sıra
kaybolduğu saatlerde ortadan kaybolmadan önce kardeşi Caner'e mesaj attı ve anam sana emanet dedi. O da yine ne saçmalıyorsun dedi. Karısıyla boşanma süreçleri devam ediyor Büşra'yla. İki tane bebek kaybetmişler ve bir süre sonra tekrar karısını istemeye galiba karar vermiş. Ama Büşra istemiyormuş ve bu kayıp sürecinde de Büşra da çok ilgilenmemiş anladığım kadarıyla. Ne oldu, hani nerede, çıktı mı ortaya falan diye Büşra'dan bir tepki var mı Ayla? Yani hayır, hiçbir haber yok. Ben kaybolduğu gün... Biraz yüksek sesle. Ben kaybolduğu gün acaba onun yanına mı gitti, acaba onunla beraber mi diye aklıma geldi açıkçası. Hemen Büşra'ya mesaj attım. Haberinin olmadığını söyledi. Bir gün sonra mı, iki gün sonra mı da annemin babamın canını engellediğini söylemişti. Engelini kaldırmasını belki bize değil de ona ulaşacağını, hani bir şekilde belki dedim bizi aramaz, ona ulaşır yanında değilse bile. Engelini kaldırır mısın dedim. Tamam dedi, işte iki gün falan oldu herhalde dün mü? Tekrar sordum ben ona, hani sana ulaştı mı acaba diye. Aradı mı? Aramadı dedi bana. Hatta ben ılımlı da konuştum. Dedim belki tekrardan barışırsınız, bak dönerse, hani biliyorsa bir şeyleri belki ne dedi, söyler. Barışırız dedi. Onunla mi? Onunla ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu arada Büşra hem Can'ın hem sizin telefonlarınızı engellemiş. Bundan şunu da anlayabiliriz ki Can aslında boşanma sürecinde olduğu karısını belki de sürekli hani barışalım vesaire gibi mesajlarla, aramalarla biraz sıkıştırıyordu. Yok. Ama o niye engellemiş? Hayır, konuşmuşlar. Büşra bunu bana kendi de söyledi. Bir dönem görüştük dedi, konuştuk dedi hatta. Ancak sonrasında işte gitmeden birkaç gün öncesine kadar tartışmışlar, yine ayrılmışlar. Ayrıldıktan sonra Can'ın ulaşmasını istemediği için hem Can'ın numarasını hem anne babamın numarasını engellemiş tekrardan. Gitmeden birkaç gün önce zaten Büşra'yla... Ne olduysa 3 gün içinde oldu. 3 gün içinde. 3 gün içinde. Yani karısıyla tekrar bir görüşme trafiği, konuşma trafiği başlamış ama o trafikte bir kavga olmuş yine. Dolayısıyla Büşra da onu engellemiş. Evet. Sizi de engellemiş ama... Can da artık Büşra'ya ulaşamaz olmuş ve bu üç günün sonunda da zaten ortadan kayboldu. Aile Ali Beyköy'de yaşıyor. Bu verdiği isimlerden Kerem isimli arkadaşının abisi 15 gün ortadan kayboluyor ve daha sonra yine Ali Beyköy'de bir derede cesedi bulunuyor. O yüzden de galiba aile biraz daha tedirgin, hani ona mı benzeyecek bizim oğlumuzun akıbeti diye. Bu arada Can'ın erkek kardeşi Caner telefonda. O gün ben Kabataş'a gidiyorum vesaire demiş annesine. Sonra Caner'i iki defa arayıp 50'şer lira istemiş. Evet. Caner ona parayı göndermiş. Caner'e de mesaj atmıştı. Anam sana emanet diye. Bunların anlamı nedir? Caner daha fazla şey biliyor olabilir erkek kardeş olarak. Merhaba Caner. Merhabalar. Geçmiş olsun Caner. Teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar kulaklığıma verelim mi telefonu lütfen? Caner, sana attığı mesajda hani anam sana emanet diyor ya. Evet. Sen de yine ne saçmalıyorsun falan gibi bir şey diyorsun. Abin, evet. Bize bir abini anlatır mısın? Nasıl bir insan? Yani gene karakterini anlat. Yani şöyle söyleyeyim, hani son zamanlarda biraz daha hani kendi içine kapanıktı açıkçası. Gelip benimle de sohbet etmiyordu. Hani salonda otururken gelip yanımıza da oturmuyordu. Kendi odasına kapanmıştı. Hani söylediği kadarıyla işte odamda kamera var, beni izliyorlar. Lavaboya girmeyin, ışığı açıp işte banyo yapmayın, ışığı açıp bizi izliyorlar falan dediğinde hani biz de sakinleştirmeye çalışıyorduk açıkçası. Hani dışarı çıkalım beraber, bir kafe gidelim, kafa dağıt, hani sürekli aynı odada durma, gel bizimle konuş, biraz sosyalleş. Ama hiçbir şekilde odasından dışarı çıkmıyordu açıkçası. Son zamanlarda içine kapanmıştı. Banyo yapıyor muydu? Yani banyo ben görmedim açıkçası. Çünkü ben hem okula gidiyorum hem İngilizce kursum var. Evde fazla süre geçirmiyorum açıkçası. Yani hijyenine, temizliğine eskisi kadar dikkat ediyor muydu? Ediyordu. Yani ediyordu, evet. Peki... İşe gitmiyordu diyor ailen bir aydır. İşten çıkarıldı mı yoksa kendisi mi gitmek istemiyordu?
Yani şöyle söyleyeyim, o zaten hani bir inşaatta çalıştığı için inşaatın süresi bitmişti. Hani bize söylediği kadarıyla öyle biliyoruz. Caner, bu bir dizi izliyorlar vesaire gibi konuşmaları ne zamandır yapmaya başlamıştı? Ya açıkçası kaybolmadan bir iki hafta önce falan başlamıştı. Hani kaybolmadan iki hafta önce bize sürekli söylüyordu. Anneye babaya da söylüyordu o zaman. Evet, hatta bir ara şey yapmıştı, hani bütün her yeri aramaya çalışmıştı. Benim odam olsun, işte salon olsun, kendi odası olsun, her yeri arıyordu aslında. Evet, bundan çıkacak sonuçlar var tabii ama hemen erkenden sonuca gitmek istemiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz ama bu izleniyorduk vesaire birkaç haftadır bunu söylüyor olması pek hayra alamet değil yani. Yani bir de şöyle söyleyeyim, lafınızı bölüyorum, kusura bakmayın. Kendi telefonuna girildiğini iddia ediyordu. Hani sürekli telefonunu sıfırlıyordu, annemin telefonunu sıfırlıyordu. Bana internet şifresini değiştir diyordu. Yani gerçekte korktuğu birileri var mıydı sence? Bu yazdığı isimlerden tanıdığın birisi var mı Kerem dışında, Caner? Ya açıkçası yok, aslında ben hani fazla onların ortamında takılan insanlarla takılan bir insan değilim açıkçası. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela okul başlamadan önce çalıştığımda gece geldiğinde bana nereden geliyorsun? Hani yerini söyle, aşağıdan mı geleceksin, yukarıdan mı geleceksin? O tip sorular soruyordum açıkçası. Caner, bu Kerem'in abisinin cesedi bulunmuş derede. Evet. Onun faili belli oldu mu? Yani cinayet mi yoksa kendi canına mı kıymış? Belli oldu mu ne olduğu? Ya açıkçası tam bilmiyorum ama yani intihar olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Düşünmüyorsun. Evet. Bu olay ne zaman oldu? Ne kadar zaman önce? Ya o bayağı bir oldu. Benim staj yaparken olmuştu. 2017-2018 olabilir. Yani 3-4 sene oldu. Evet. Ama hala bilmiyorsunuz. Yani hala dosyada bu bir intihar vakası ya da bir cinayet vakası diye bir şey bilmiyorsunuz. Yok, yani benim bir bilgim yok açıkçası. Senin peki tahminin ne? Yani mesela niye senden 50-52 defa 100 lira? 100 lirası bile yok muydu sence abinin? Yani şimdi şöyle bir söyleyeyim. Hani ben de zaten sürekli nakit olmadığı için benden sürekli para istiyordu. Ben de bunu atıyordum annemlere sorarak. Hı-hı. Gerçekten ihtiyacı var mı diye. Attığım günün ertesi günü de hani söylediğine göre işsizlik maaşı alıyordu. İşsizlik maaşını da yapması lazım. Hani benim aklıma açıkçası intihar tarzı bir şey gelmiyor. Çünkü intihar tarzı olsa anahtarını almazdı. Ve hani şimdiye kadar da haber çıkardı açıkçası. Bir yerde bulunurdu evet, diyorsun. Evet, çünkü hani kaybolduğu günün hafta sonu da İstanbul Maratonu vardı. Her yer tıkım tıkımdı. Hocam bir şey mi söyleyeceksiniz? Bu hani işi bıraktı, atıldı veya kendi çıktı veya iş bitti her neyse ama çalıştığı dönemde normal bir inşaatta çalışan insanın dan fazla bir geliri var mıydı? Yani bir kaynağı belli olmayan bir gelir akışı var mıydı biliyor musunuz? Yok. Yani açıkçası benim yok. Çünkü hani belli bir kendi maaşını aldığı süre zarfında, mesela harcadığı süre zarfında hani ben çalıştığım için benden de para istiyordu. Ek bir gelir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bahsettiği kişilerle bir ortaklık içinde bir takım işler çeviriyorsa bu herhalde anlaşılırdı biraz üstünden başından yaşayışından diye düşünüyorum. Yani açıkçası dediğim gibi çalıştığı dönemlerde aldığı paradan yani harcadığı paradan sonra benden istiyordu. Caner, çalışmadığı süreçte aileye de soruyorum, anneye babaya. Bu çocuk kendini eve mi kapattı? Çıkmıyor muydu evden? Ya açıkçası hani çıkıyordu yine dışarı da. Sonra hani gitmeden 2-3 hafta evden dışarı çıktığını görmedim. Hani gece uyurken evde bunalıyorum, daralıyorum. Ev benim üstüme geliyor. İşte bizi izliyorlar tarzı bir şey söyleyince gece çıkıyormuş ben uyurken. Annem de biliyor zaten. Onun dışında hani sürekli aradığımda, abim sorduğumda evde diyordu annem. Hani iyi, durumu iyi, evde odasında şey uyuyor. Ama yani dışarı çıkmıyordu son 1-2 haftadır öyle mi? Yok, dolaşıp yani, geri geliyordu yani. Dolaşıyordu, geri geliyordu. Ama bak evet. Caner farklı bir yok, şey söylüyorsun. Yok, ben bilmiyorum canım. Annem biliyor diye söylüyor. Ha, sen, yani ben hani bilmiyorum açıkçası. Çünkü hani çalıştığım için, okul olduğu için evde fazla durmuyorum. Ama aradığımda annem evde yatıyor diyordu. Caner, şimdi Yasin diye
abinin bir askerlik arkadaşı var. Evet. Asker arkadaşı. Bu asker arkadaşına bir elle yazdığı bir mesajın fotoğrafını çekiyor, kağıt üzerine yazdığı ve Yasin'e evet. gönderiyor. Yasin bu fotoğrafı, bu yazıyı sana ne zaman gönderdi? Çünkü sana göndermiş. Kaç gün sonra gönderdi? 4 Kasım'da abim bana o mesajı attı, abim sana emanet diye. 9 Kasım'da da Yasin bana Instagram'dan yazdı. İşte Cana beni araman lazım dedi. Ben de onu aradığımda hani böyle böyle diye fotoğraf atacağım sana dedi. Attı. Dediği şey şu. Abim bana bu mesajı attığında benden haber alınmazsa 2-3 gün sonra bunu kardeşime at diye. Yasin'e öyle söylemiş. Evet. Peki bunu ne zaman atmış Yasin'e biliyor musun? Kaybolduğu gün mü, bir gün öncesi mi? Ya açıkçası onu bilmiyorum. Çünkü hani dediğine göre kaybolmadan önceki gün. Bu, ama yani bu kaybolmadan evet, çok önemli bilgi bu ama bunu söyledim. Kesin öğrenmeniz lazım. Çok önemli bilgi bu. Telefonunu kaybolduktan mi? Sonra attıysa bir yerlere gitti demektir. Ama kaybolmadan önce attıysa o sizin 11.40 ile işte 12.40 arasında o bir saatte bir şey oldu demektir. Bir de yani bu... Açıkçası ararım, konuşurum. Hani bunu da söylerim. Update programa kattıklarında bizimkiler size o bilgiyi söyler. Ama ben bilmiyorum açıkçası. Peki bu yazı abinize mi ait? Evet, benim. Evet, abime ait. Eminsiniz değil mi? Bu yazı abinize ait. Evet, evet onun yazısı. Yalnız bu tabii son 1-2 haftadır çok fazla evden çıkmıyor olması, işte bir takip ediliyoruz, annenin telefonları, kendi telefonlarını sıfırlıyor, işte dinlendiğini düşünüyor vesaire. Ben şunu soracağım, Caner bir de, karısına çok mu kafayı takmıştı Büşra'ya? Ya aslında sanmıyorum çünkü hani karısının bize tavrı, bize karşı olan tavrından dolayı açıkçası o da söylüyor zaten. Ayrıldıktan sonra hayatta olmaz, hayatta getirmem gibi söylemleri vardı. Ama ne olduysa işte ne olduysa dediğim gibi ne olduysa hani bundan bir ay önce falan hani sürekli söylüyordu ben getireceğim, Müşra'ya getireceğim, göreceksiniz. Hani böyle böyle. Annem de hani ona hiçbir zaman dedi ki kendi karın tamam evini ayarlarım, git evinde kal ama hiçbir zaman seninle görüşmem. Çünkü hani karısının yaptığı şeyler cidden kabul edilebilir bir şeyler değildi. Ailenize karşı. Evet. Bir de kaybedilen 2 tane bebek var. O bebekler de tabii annenin de babanın da gerçekten psikolojisini bozacak şeyler bunlar. Yani bebek beklerken bir anda kaybetmek vesaire. Ailenizde bir rahatsızlığı olan kimse var mı? Yani işte onun gibi... izlendiğini düşünen, takip edildiğini düşünen hayır. Yok, hayır. Hayır. Yok değil mi Caner? Yok, hayır. Yok. Yani abinin son zamanlardaki o davranışlarını herhangi bir psikolojik duruma yoruyor musun sen? Hayır. Ya aslında yani psikolojik de olabilir. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde bizim iletişime geçmiyordu. Hani ben sürekli arıyordum. Hani gel canım kafeye gidelim, oturalım bir şeyler içelim. Ama hiçbir şekilde benimle sosyalleşmiyordu. Peki bir sebep gösteriyor muydu? Beni izliyorlar çünkü. Yani... Yok hayır. Beni izliyorlar çünkü benim doğruma gelmiyordu. Beni izliyorlar, beni izliyorlar. Ama sürekli... neden? Yani birisinin bir sebeple izliyor olması lazım. Böyle bir sebep yani gösteriyor dediğim muydu? Dediğim gibi işte bizimle hiçbir şeyi paylaşmıyordu. Ama bu son zamanlarda olan bir şey. Daha önce daha mı dışa dönük, daha sosyal, daha neşeli? Evet. Böyle bir çocuk muydu yani? Birdenbire evet, mi hani... böyle oldu? Evet birdenbire açıkçası çünkü hani her aradığımda abim sürekli dışarıda olan birisiydi hani arkadaş ortamına takılan birisiydi. Yani son zamanlar zaten biz zaten istemiyorduk arkadaş ortamına takılması. Çünkü arkadaş ortamı hani onu biraz daha bozuyor gibiydi. Bir de evde olması bizim için hem daha iyiydi hem annemin aklı kalmıyordu. Daha iyi oluyordu bizim için. Şimdi son dönemlerde karısıyla yeniden sanki barışıyormuş gibi bir yola girilmiş ama... gitmeden 2-3 gün önce aralarında bir tartışma olmuş. Büşra onun telefonlarını engellemiş. Senin ailenin telefonlarını da engellemiş. Dolayısıyla orada onun canını iyice sıkan ve onu tetikleyen de bir şey olmuş bu durum. Onu gösteriyor ama şu yazdıkları, sana annem sana emanet demesi, işte Kerem'in abisinin yine böyle bir kaybın ardından Ali Beyköy'de cesedinin bulunması... Acaba yanlış bir çevrede, yanlış bir takım ilişkiler mi var? Yoksa gerçekten Can psikolojik olarak son dönemde iyi değil miydi? Senden aldığı o 50'şer lirayı
Ne yaptı yani mesela sabahın köründe? Kabataş'a niye gidiyordu? Kabataş'la bir bağlantısı, alakası var mıydı? Yok. Daha önce gider yani miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. O günün gecesi beni kaldırıyor. Diyor ki Cenar diyor, akbilin lazım, ben adalara gideceğim. Ben de diyorum ki sabah benim okulum var, ben sana veremem. Annemi kaldırmayayım, ver işte diyordu. Ben de ki hiçbir şekilde sana veremem. Ondan sonra ben uyumaya devam ettim. Sabah işte beni aradı yine 7 gibi. 7-8 gibi tam hatırlamıyorum. Benden para istedi. Ben de attım. Yarın dedim maaş, işsizlik maaşımı alacağım, ben sana veririm. Tamam dedim. Ondan sonra bir daha aradı. Bir daha attı. Ondan sonra bir daha istediğinde ben dedim ki kartım yeterli, para yok, atamam dedim. O da tamam tamam dedi. Ondan sonra o mesajı attı işte. Ondan sonra ben ne saçmıyorsun diye aradım. İlk ben de baş konuştuğumda ne saçmıyorsun sen falan dedim. Tamam dedi, yok bir şey dedi. Ama sesi ağlamaz dedi. Öyle mi? Ondan sonra evet. Ondan sonra annemi aradım. Anneme verdim telefonu. Kapattı, aradım. Geri anneme verdim. Annemle konuştu da şu. Annem şey dedi, hadi neredesin oğlum sen? Hani gel kahvaltı yapacağım. Tamam geliyorum. Kahvaltı beni beklemeyin dedi. Ağlamak bir şekilde. Ondan sonra biz kahvaltı oturduk. Ondan sonra geri aramaya çalıştığımızda hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. Peki Caner Bey, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kimliği meçhul cesetler sayfası vardır. Bu tarihlerde, kaybolduğu tarihlerde incelediniz mi onları? Yok, oraya yani bize hiç tavsiye edilmedi açıkçası. Yani yönlendirme olmadı. İnternette zaten herkes girebiliyor oraya. Yani oraya girip bir inceleyebilirsiniz kardeşinize benzeyen. Biz de inceleriz Caner, evet, değil mi? Tabii. Ekip de şimdi o incelemeyi yapar. Tabii. Bir de bu gerçekten evde bir kamera vesaire var mı yok mu? Sen de bir arama yapmışsınız siz evde ama geliriz hep birlikte yine bir arama da yaparız. Bu arada Büşra'dan hiçbir ses çıkmıyormuş birkaç gündür. Bir de yüzme biliyor muydu Can? Yok. Yani yok, yüzme bilmiyordu. Bilmez. Bilmez. Yani Allah korusun, hani bir şey yapmak istese insan yüzme bilince belki refleks olarak yüzer ama yine... Bu... Su yüzeyde kalmaya çalışır ama yok, niye adaya gidecekti mesela? Bu dönemde bir de su 10 derece civarındadır. Yani orada hani yüzme bilse bile 15-20 dakikada hipotermiden. Evet. Yani Allah soğuğun korusun, etkisinden evet gider zaten. Evet. Şimdi bütün bunları araştıracağız. Bir de o dediği gibi hocamın o sayfaya da girip bir bakalım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Yani hiçbir tahmin de yürütemiyoruz açıkçası. Evet. Çünkü söylenen ve yazılan şeyler de biraz kuşku uyandırıyor. Son dönemdeki ruh halini bence kardeşi Caner çok güzel özetledi. Bunun üzerinden de tabii bir araştırmamızı yapacağız efendim. Şimdi Cumali geldi programımıza. Cumali geldiğinde dedi ki ben deliler gibi aşık olduğum kadın, o kadar da para harcadım, emek verdim. Beni bıraktı gitti, işte Ankara'da biriyle dini nikah yaptı. Sonra tekrar bir bana geldi, tekrar gitti. Geçen perşembe günü biz tekrar görüştük. Ben dedi ama dedi evlilik vaadiyle kandırıldım dedi. Doğru mu? Öyle doğru dedin. Tabii sen evli ve 6 çocuk babası olarak nasıl evlilik vaadiyle kandırılmış oluyorsun? Onu ayrıca konuşacağız ama Cumali'nin karşısında bugün o işte çok aşık olduğu, bugün buraya gelse hani şey taparım dediği tövbe haşa. Kadın da canlı yayında olacak. Adı Hanım biliyorsunuz. Canlı yayında bütün iddialarına cevaplandıracak. Biz de Cumali'nin gerçekten ne istediğini hep beraber anlayacağız efendim. Bir saniye. Özellikle reklam yapan şu an sensin. Karşı bana ne dedi? Dedi o kadar kahrını çektim. De, gel sen otur kahrını çek. Altı çocuk babası evli barklı Cumali yasak aşkı hanımdan vazgeçmiyor. Hanımdan telefon geldi. Eski aşıklar arasında tansiyon bir anda yükseldi. Sonra bir daha aramışsın. Yok aramadım. Aynı dakikada. Aynı çelişki içinde. Dedi namusu mu olmuş? 19 sene sonra sen karına bunu yapıyorsun da bırakıyorsun da ortada başka kadın için. Bu kadın seni niye bırakmışsın? Kim doğru söylüyor? Beni tehdit, cızır, çıplak resimlerle tehdit ediyordu. Daha da boşanmamışsın. Yalan konuşuyorsun. Resmiyete falan nikahlıydın. Ya her neyse boşanmadı bile olsa. Bak, o zaman evlisin. En son ne zaman görüştüler? Bak geçen peşlenme. Bugün bir gün diyor anlatıyorum. Ben... Orada kaydınız var mı? Gittiniz. Kaydınız var. Senin numarasını vereceğim otelin. Cumali ile hanımın büyük yüzleşmesi. Birazdan. Şimdi zaman zaman tabii ki Cumali'ye tepki duymakta haklısınız. Bize ilk geldiğinde tabii bu bir sanki paramı aldı ve beni dolandırdı
Tabii. durumuydu. Ama giderek ortaya çıktı ki aslında karşılıklı bir ilişki, bir beraberlik yaşanmış. Ama bir taraf vazgeçince Cumali biraz hem o harcadığı paraları hem de bence hala bitmeyen aşkının peşinde. Yani ben paradan çok Cumali senin aşkın peşinde olduğunu düşünüyorum. Bu kadına olan duyguların ve zaafının peşinde olduğunu düşünüyorum. Çok o paraya takıldığını düşünmüyorum. 6 senede beraber olduğun birisine, bir kadına para harcarsın. Yani bunun da hesabını sormazsın geriye yani. Dönük olarak. Senin asıl amacın o kadını geri mi kazanmak? Asıl amacımın %100'ü de neden? Öyle bir şeyler yaptı ki beni amcasına yönlendirdi. Amcamdan git iste. Amcamı devreye sok. Büyüklerini devreye sok. Ve Kur'an-ı Kerim elini yemin etti. Elini bastı altından geçti. Ve neden her şeyi inkar edip de sadece geldi madem buna benimle bir şey yaşayamayacaksa devam etmeyecekti. Siz de anlattığınız gibi 6 yıl neden devam etti? Ve neden de bundan yaklaşık bir yıl önce beni şikayet etmeye başladı. Beni şikayet ettiği pozisyon neresi? Mantık içinde hocalarım da bilir, herkes de bilir, Türkiye'de bilir. Beni şikayet ettiği normal bir karakol değil. Aile içi. Orada da kabul ediyor kendisi. Elini göster. Ben buna yani... Yani aile kabul ediyor diyorsun bizi. Yok yok yok, aile içine şikayet ediyor. Aile içi. Ha, aile içi. Şimdi anladım. Normal bir karakola bir şikayet etse bizi orada kabul etmiyor. İfademizi almıyor. Bizi aile içine gönderiyor. Aile içi şiddet bürosuna mı gönderiyor? Evet. Mahkememiz ya nerede? Genelde uzaklaştırma kararları evet. Bu bürodan verilir de onun için yönlendiriyorlar. Yok yok, bunu anlatmadı. Yok, orada hayır, sadece aile olduğunuz anlamına gelmiyor. Aynı evde mi yaşıyordunuz siz? Onu söylediler. Komiserler o zaman. Eşin gelebilir buraya. Kardeşin gelebilir, kız kardeşin. Ve sevgilin yaşadığın kişiler gelebilir. Aynı konutta birlikte. Onu diyorum. Beraber mi yaşıyordunuz? Evet. Beraber mi yaşıyordunuz? Yok yani aynı mahallede şey olduğumuz için gidiyor şikayet ediyor ya. Orada elini göğsüne vurmuş da demiş de. Ben bu adamla her şeyi yaşamışım. Anladın? Bunu da onu yönlendiren kişiler o kendisi değil. Ondan çok eminim. Ama işte ben gene sorumun cevabını soruyorum. Alamadım. Ben cevabını vereyim abla. Sorunun cevabı... Niye buradasın? Niye buradayım? Niye diyorum ki? Madem benimle bu vaatleri, yeminleri, şeyleri, hepsini sözleri verdi. Niye Kur'an-ı Kerim? Ve beni niye bizim mahallede, bizim çevrede, aileme karşı, kendi ailesine karşı, benim tanıdıklarıma, arkadaşlarıma karşı neden ailesi ve kendisi beni kötülüyorlar? Niye benim hiç mi bana acımadığına beni de boş ver, ben çocuklarıma mı acımadılar? Cumali sen kendi çocuklarını acımamışsın. Ben başkasından işte çocuklarını acımamışsın mı bekliyorsun? Yok yok, psikoloji değil. Kapıya gelen bir insan, kapıma gelip de eşimle o konuşmaları yapan bir insan o cesareti varken... O cesareti varken niye bana dedi gel beni iste, amcama danış, amcamı devreye sok, amcam şey yapsın, ismimiz çıkmış, böyle yapmış. Niye beni kandırdı ve o esna içinde de neden benden maddi manevi olarak da beni yıpratmaya başladı? Bir. Ben de sana bir şey soracağım Cumali. Madem peki, bak ben düne dediniz gelecek buraya gelsin burada yüzleşelim. Sen niye peki 6 yıl önce başladığın bir ilişkide madem aileni, yuvanı, çocuğunu, çoluğunu dağıttın, niye boşanıp da bu kadına evlenmedin peki, evlenemedin? 6 sene bir de beklemiş oluyor seni aslında bir taraftan. Ben boşanmak... Bak, sen niye boşanmadın? Aslında... Kadına da öyle bir söz verdin ya. Yok, bütün, o da boşandı bütün ya. Bütün dosyalarımı ocağıyla teslim ettim. Getirmişim. Hepsi ekibe karşıda vermişim. Hepsini de inceleyin bakın. Boşanma davası açtın mı Cuma? Boşanma davası. Eşim vazgeçti. Neden vazgeçti? Bu bayan yüzünden vazgeçti. Neden dava eşim? Açtın ama. Evet. Çelişkili olarak. Bana devlet avukat da verdi. Bürodan, barodan. Hı-hı. Boşanma hakkında. Araştırabilirsiniz. Peki. Hanım... Karşımızda canlı yayında Diyarbakır'dan hanımın yol yani daha doğrusu galiba korkusu var değil mi? Hanım yola çıkamıyorsun, evet, seyahat doğru, edemiyorsun. Doğru. Hanım sen şunu bir baştan anlat. Sen de evliydin. Bu adam zaten hala evli. 6 tane de çocuğu var. Kardeşim niye uzak durmadın bu adamdan? Ve sen de evli barklı adamsın, bu kadından niye uzak durmadın? Ben ondan uzak durdum. Tamam benim... Yalan. Olmayan resimlerim onda var. Beni o resimlerle tehdit etti. Yalan. Senin, yalan konuşma. Lütfen araya girme. Senin fotoğrafların neden onda? Önce onu bir açıklaman lazım. Bak ben onunla dedim doğrudur evlenecektik. Heh. Doğrudur ona söz verdim. Tamam. Heh. Bana dedi ki eğer banyoda elini de Kur'an'a vurdu doğrudur. Dedi ki o resimlerini çek göstermeyeceğim kimseye. En son kalktı resimlerini başka insanlara gösterdi. Niye çekiyorsun? Niye o adama fotoğraflarını veriyorsun? Ben o adama resimlerimi göstermedim. Bak böyle söylüyorum. Diyorum vurdu. WhatsApp'ta görüntülü konuştuk. Doğrudur. WhatsApp'ta kalktı ne yaptı biliyor musun? Elini Kur'an'a bastı. Dedi ki bu resimlerini çekmeyeceğim. Adı. Ha. Ondan sonra kalktı ne yaptı biliyor musun?
Ben kalktım en son onunla barıştım. Bak ben barıştım doğrudur. Beni kalktı çevremle var ya iş yerimle. Beni tehdit etti. İş yerimi aradı. Dedi ki affedersin orada çalıştırıyorsun dedi. Adam kalktı beni kovdu. Adam dedi ki hanım dedi benim numaramı arıyor, çevremi arıyor, etrafımı arıyor, insanları arıyor. Ben temizlediğim yer var ya bayanlar onları arıyor, rahatsız ediyor. Hanım 6 sene sürmez bu. Bu 6 durum sene sürdü. 6 sene son, böyle sürmez. Yani... En son ne yaptım biliyor musun? Hı. En son karakola gittim. Karakola gittim ha. O da nasıl o resimleri bana göndermedi. Benim bayan arkadaşıma gönderdi. Polisler döndü bana dedi ki sevgililer hani az önceki konuşma var ya hı hı. Aile. Evet evet aile. Gittim karakola bana döndü dedi ki sevgililer hepsi dedi direkt aile şeysine gidebilir. Çünkü o resimlerin dedi aile görmeyecek sadece dedi savcı görecek. Kalktım arkadaşımı aradım. Arkadaşım döndü dedi ki ben gelmiyorum dedi beni tehdit ediyor dedi. Gelmiş dedi kapıcıya sormuş beni kötülemiş her şeyi söylemiş. Ya dedim Allah için gel dedim. Kalktı getirdi o resimleri getirdi bir sürü resimlerim oradaydı. Şu anda ben size bir şey söyleyeyim mi hanım sana da söylüyorum. Boş konuşuyorsun. Tamamen evet. Boş konuşuyorsunuz ikiniz de. Niye biliyor musun? Evli niye? Barklı bir adamla sen de evliyken bir beraberlik yaşamışsın. Ya ben evliyken ben konuşmuşum sen, doğrudur. Bak şimdi İnkar dinle, etmiyorum. Ama işte ben de onu diyorum. Sen şimdi gel oralara gelene kadar... Sen o WhatsApp üzerinden görüntülü demek ki hoş olmayan bir şekilde yani çok mahrem bir şeylerle şekilde onunla konuştun. O da onların fotoğrafını çekti. Bunları da sakladı. Bu yaptığında doğru bir şey değil. Delikanlılığa sığacak bir şey değil. Ben doğru bir şey yapmamışım. Sen de doğru bir şey yapmamışsın. Her tarafı eğri bunun yani. Her tarafı eğri. Ama doğru olan bir şey var mı? Şu mu? Sen 120 bin liralık Cumali'yi maddi olarak sömürdün. O da diyor ki şimdi benim paralarımı geri versin. Ne aldı sana ya kardeşim? Ben onları sana bir şey anlat. Söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer ben bugün evime eşya alırsam değil. Evinde bir koltuk yoktur. Ya ben o 120 milyarı alsaydım evimde koltuk olurdu. Arkadaşlar da gördü. Nasıl oluyor? Evin yok ki zaten. Ya anne ne aldın? Anne ne aldın? Ekip orada markasını ve derecesini söylüyor. Ekip orada televizyonu, kardeşin odasındaki görüyor, televizyonu görüyor. Söylüyorum. Ben şuna, görüyor ekip. Sen bir dakika, bir dakika. 120 milyar para konuşabilir yersen. Konuşabilir misin, keser misin? Akşama kadar ne gerek var? Dur. 60 milyona çalışalım. Dur. Bir sen Formula'da 60 milyona çalışıyorsun şu an. Formula'da çalışıyorsun. Niye benim etrafımı rahatsız ediyorsun? Bir dakika. Sen niye onun çevreme olmadığı küfürleri ediyorsun? Sen niye onun karısının evine gidiyorsun? Niye evet, o kadınla yüzleşiyorsun? Doğrudur. Niye doğrudur. O kadına ben bu eve geldim sen yokken ya diyorsun? Ya benim iş yerimi aradı. Rahatsız etti. Eder... Döndü dedi ki... Ya beni dinliyor musunuz? İş yerimi aradı. Rahatsız etti. Dedi ki... Yalandır. Bu yalandır. Yalan konuşma. Yalandır. Dürüst ol. Dürüst ol. Adam sadece bu dürüstlüğü söylüyorum. Bir ben şey soracağım. Iş her şey evine tamam çok güzel. Saldırdım. Tamam doğrudur. Çok güzel. Sen yalanlarla meşhur olma devam et. O sorun değil benim ya, için. Ya sen de sadece biliyorsun. Sadece tek bir şey söylüyorum. Para için sen benim telefonumu 3 gün neden aldın? Ben ablamı arayın lütfen. Benim telefonumu niye polisler incelemeye almış? Bir saniye. Cumali sen ne istiyorsun? Kadından ne istiyorsun? Şimdi orada değil. Gel buraya benim gibi cesaret ya ol. Ya niye benim etrafımdakilerle rahatsız ediyor? Ailen benim babamı 24 geliyor? Saat rahatsız ediyor. Senin ailen sen beni tehdit edemez, çocuklarımı tehdit edemez. 8-9 yaştaki çocukları. El al. Ya ben sana diyorum ki. Konuşma. Ben sana diyorum ki senin ailen bir şey yapamaz. Konuşma. Bir şey yapamazsan. Tek tek konuş. Konuşma. Cumali sen niye çoluğuna çocuğuna... Beni seviyorsan, beni sevdin de niye benim telefonumu face üzerinde millete dağıtıyorsun? Yalandır, diyorsun, ben onu... değilim. Sana olan her konuşma. Şey... Her şey kötüleri bana yapsın, ileri başkasına yaptırıyorsun. Adını veriyor, adını veriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Konuşma. Hanım sen Ankara'ya gidiyorsun, bir adamla dini nikah yapıyorsun. Sonra kocandan boşanmışsın. Ben... Sonra bak, niye tekrar dönüyorsun? Tekrar niye bak, dönüp de bu adama beni geliyorsun? Beni bir dinleyin. Hı. Ben Ankara'ya en son onun yüzünden gittim. Bak, niye biliyor musun? Çevremi rahatsız etti. Bu çalıştığım bayanlar var ya beni oradan rezil etti. Telefonumu yönlendirme almıştı. Bütün numaralarımı almıştı. Ondan sonra ben kalktım ailem beni gönderdi. Dedi başımız belaya girmesin. Hı. En son Ankara'ya gittim kaza geçirdim. Aradım onu doğrudur.
Aradım. WhatsApp üzerinden aradım. Kahto resimlerimi de çekti. Niye senin arıyorsun? Niye arıyorsun? Tamam, orada ilişki? Hata yaptım. Sürekli hata yapıyorsun ya. Sürekli hata yapıyorsun. Bir hata yapıyorsun. Değil artık. Ben hata olmaktan çıkmış bu artık. Bir adama gitmişsin artık oradan. Bir daha bu adamı adama niye arıyorsun? Adama daha nikah kıymamışım. Ama gitmişsin. Adama daha nikah kıymamışım. Gideceğim, orada kıyacaktım. Ondan sonra kalktım. En son daha konuşmamı, numaralarımı kapattım. Kapattım. En son ne yaptı biliyor musun? Evet. Orasını aradı, dedi ki ben onun eşiyim. Eşiyim dedi. Ondan sonra dedim ki ben tanımıyorum. Eve geldik. Benim zaten hallerim berbattı. Kolum alçıdaydı. Ondan sonra kalktı, eski eşimi aradı, rahatsız etti, paramı ver. 120 milyon. Önce dedi 200 milyar. Önce dedi 20 milyar. Yalan atma. Ondan sonra Facebook üzerinde kalktı, atla, herkesi rahatsız etti. Sen beni yalanı gel, beni kurtar dedin. Gel beni kurtar dedin. Dur, ben oraya da geçeceğim. Gel beni kurtar geçeceğim. Dedim. Ben burada evin içinde beni bağlıyorlar, kapatıyorlar. Adamlar döndü dedi ki İftira bizi konuşma. Rahatsız ediyor. Seni gönderiyoruz. Ben kalktım. Yalan atma. Bir dinleyelim bak, tek tek. Ablacığım şu an yaptığı şey... Bak ona iki dakika, üç dakika. Beni dinliyorsa ben de bir saniye konuşayım sadece. Ama sözünü, yalan atıyor. Beni aradı, kesiyorsun. Beni burada bağlıyorlar. Oraya da geleceğim diyor. Oraya da geleceğim diyor. Niye arıyorsun İnsanlar tekrar? İnsanlar senden korkuyor ki düşün. Ya ben bak, Ezrail olmuşum ya. Bak bir sürü insan konuşacaktı senden dolayı Hanım, korkuyor. Hanım niye tekrar arayıp da Ezrail beni... Ezrail olmuşum. Herkes yüzü açacak. Evet. Niye tekrar sen... arayıp da beni kurtar diyorsun adama? Doğru bak. Doğru kalktım. Adamlar diyor. Döndü, teyzem oğlu döndü, dedi ki babam dedi 24 saat dedi bizi arıyor, rahatsız ediyor. Feyz üzerinde özel olarak özel numaralarda rahatsız ediyor dedi. Diyor ki bilmiyorum ne seni kötülüyor. Git dedi evine dedi. Daha seni istemiyoruz. Ben kalktım, babama aradım. Dedim ki bana yol parasını göster. Babam kalktı, dedi ki yol parası yoktur. Ben onu aradım. Onu aradım, dedim yol parasını bana gönder. Yol parasını gönderdi. Bak yol parasını demiyorum. Gönderdi. Gönderdi, biletimi kesti. Kalktı, döndü, dedi ki arkadaşlarım böyle. Nasıl benim... bir saçma ilişki yani? Ne yaptınız, ne yaptınız ya, belli değilsin ya canım. Seninki de saçmalık, onunki de saçmalık. Vallahi ne yaptınız belli benim değil. Benim saçma değil. Sen bugün tehdit yaparsan sen mecbursun konuşmaya. O kadar. Sen seni tehdit eden fotoğraflarını sağa tehdit sola etti. Bak, adamdan sürü... yol parası istiyorsun ya. Tabii. Adamdan yol parasını istemişim. Daha dedim barıştım. Ama buna da hata. Hayır, Cumali'nin çocukları mağdur olmuş zaten. Hanım ilk evliliğinden ya sizin de çocuğunuz var mı? Ya çocukları benden dolayı mağdur olmamış. Sizin de var mı çocuğunuz? Size açıklayayım mı? Pavyonda bile ben, resim çektiğini şey gönderiyordu mi? Ya. İçki içiyordu, yerimi ben söylemiyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bir şey söyleyeyim. Şu an sen sadece... Evin içinde ya doğru baskılarla konuş. Konuşuyorsun. Benim o telefonum gelirse bütün numaralar ben var içinde. Burada sen gel melek ben Fabiyon'a burada zaten ayrılmayacağım. Bir, ikinci yalan ya bütün konuşma. Belgeleri senin dedilerin cevabını ben azla veremezsem bile ablama kanıtla vereceğim. Şimdi o kanıtlar... Kanıt göster. Kanıtla vereceğim. Cumali sen ne istiyorsun? Dur. Zaten sen ne istiyorsun yani? Sen ne istediğimi söylüyorum. Hanımın hani diyor istiyorsun? Ya 120 milyar yoksa eşine mi dönmek istiyorsun? Almışım. Eşim. Eşi bak, almışım değil. Eşim. Bir dakika hanım. Bugün buradan çıksan hanıma mı gidersin, eşine mi gidersin? Ben. Aha sen. Açık ve net. Zaten dünya kopsa da eşime gitmem. Hanıma gidersin. Ben burada İstanbul'da da Diyarbakır'a hani, dönmem. Hanım kabul etse hanıma gidersin. O kendisi de biliyor. O kendisi de şu an yalan konuşuyor benimle. Hani, benimle kesildiğini buradan çıksan hanıma mı gidersin, eşine mi gidersin? Ben eşime gidemem. Abi işte hanıma gider misin? O kabul etse giderim. Ya. Ben bu saatten sonra dur, var bir ya. Saniye. Bir saniye. Seni kabul bu şekil, var bu şekilde ya. Anlatıyorum. Ben daha bir şey demem sana. Anlattığı şey. Beni dünya aleme rezil etti. İkinci konu. Para için i̇kinci yaptı. Konu. Süs hele süs. Bir dakika ben konuşayım. Bir dakika hanım. Faizci. Bir dakika. Bir dakika. Bunu da unutma. Madem bu şekilde konuşuyorsunsa ağlayanın gülen, malı gülene yal olmaz. Ev yıkanın evi de olmaz. Yuva yıkanın yuvası da olmaz. Tek başına mı yıktı o yuvayı o? Tek başına yıktı. Yemin billah ediyorum. Kaç yaşındasın sen? Hepsi, abla hepsinin garantisi var. 6 çocuk babası olan sensin. Abla öyle göster. Bütün yanlışlıkla evli bir insana, bir bayan, bir evli adama eşine telefon açarsa dese ben eşine birlikteyim. O bürokrat da olursa, affedersin köyden gelmiş bir cahil de olsa çok özür dilerim tırnak içinde. O adamın yuvasıyla yıkılır. Bürokrat sen de kadının yuvasını yıktın. O da evliydi. Kendisi anlatmıyor her şeyi. O da evliydi. Eşi biliyor. Eşi. Soyadlarını verme. Halit Bey bağlansın. Bana dedi beni bağlattır. Bir dakika hanım sen
Bana dedi bağlat dedi. Kendi dedi herkes da, biliyor. Cumali bir dakika. Cumali yüzünden mi yıktın yuvanı? Ya yuvası yoktu, yoktu. Bak, yok ki. Ben eski eşim. Dur eski eşim. Niye bana diyor gel? He? Eski eşim. Eski eşim bana diyor gel Antalya'ya barışalım. Bağlansın. Bu nasıl oluyor? Bağlansın. Sen hepimizi birbirine düşürdün. Benim diğer yuvamı sen yıktın. Sen beni kurbanlık olarak seçtin. Beni çevre kötüledin. Sen beni kurbanlık olarak seçtin. Beni iş yerlerinden mahrum ettin. Aynen beni kullandın. Çevrene karşı beni kullandın. İş yerden karşı beni kullandın. Bir dakika. Bu dördüncü işten ne diyorsun biliyor musun? Onu çalıştırmayın. Benim eşimdir. Adam sana döndü dedi ki belgelerle gel. Konuşma. Tamam belge işte burada. Belge burada. Belge olmasa ben burada ne işim evlilik var? Evlilik nikahı mı kıymışık ben seninle? Belge ne? Abla. Rica ederim. Abla yalancı. Bir dakika bağlantın, hanım. Numarası size vermişim. Kimin numarası? Ablamın. Ne diyecek abla? Ablam bir şey demeyecek. Sadece buradan kaç gün önce ablamla 1,5 saat nasıl konuşmuş sana onu alasın. Ben yanıltıyorum ya. Sen şu anda mesela nikahlı karın var ya çocukların da var. Ablam onu rezil etti. Ablama dedi ben onun karısıyım. Sen rezil orada yuvam yıkıldı zaten. Konuşma. Kimse senin çocuğunu karını rezil edemez. Edersen sen edersin. Sen etmişsin. Yok ablama o da kendi kocasını ve kendi evliliğini rezil etmiş. Şimdi sen buradan ekranlardan bu kadına hala gelse kabul ederim falan derken çocuklarına ve karına karşı bir mahcubiyet duymuyor musun? Mahcubiyet zaten onun yüzünde her şey bitmiş zaten ailemle ilgili. Ailemle şimdi çoğu olarak daha hala nikahlısın ya. Ben şu an buradan çıkarsam bile var ya ben Diyarbakır'a dönmem ha. Kaç yaşında en büyük çocuğun senin? 18 dönemezsin yaşında. Ki. Oğlum, dönemem. Oğlum, neden biliyor? Bak ne güzel biliyor. Dönemezsin. Doğru değil, dönemem. Ben neden salcı, dönemem biliyor musun? Sen senin yüzünden dönemem. Sen bir ay sonra döneceksin. Senin yüzünden dönemem. Salcıyla döneceksin ha. Senin yüzünden. Ben ne yapmışım ne etmişim dur, döneceksin. Şu, onu da geçtim. Mecbursun döneceksin. Onu geçtim. Mahkemem var ha. Mahkemem geleceğim. Geleceğim mahkeme. Burada da mahkeme kaldırırım. Dosyaları buraya ya, yalancı demişim. Sen polisleri bile sen, bana yapmıştın. Sen benim paramı yere çaldın. Cumali hanım bir şey söyleyeceğim. Sen de kabul ediyorsun ki hanım, evet ben bu adamla bir yakınlık, bir beraberlik yaşadım. Ama ben şunu anlayamıyorum ya Cumali, bitmiş bitmiş. Evet ya. Bitmişi anlamıyorsun. Sen şimdi karın, dedin ya bitti karımla, evet, nikahlı da olsak. Evet. Artık ben ona bakacak yüzün bile yoktur tabii bence. Evet, o da bunun seni yüzünden. Kabul etmez. Hayır, kendi yüzünden. Biraz kendi nefsine hakim olsaydın sen de. O da olsaydı tabii. Şimdi nasıl ki... Sor hele söyle ki Elazığ'daki bayan ne diyor? Bir dakika. Elazığ'daki bayan. Hanımla konuşurken Elazığ'daki bayan ben ilgilenmiyorum. Onunla ilgilenmiyorum. Ne Elazığ ya? Hayır sen, o da vardı. Onu vardıysa sen biliyorduysan niye 6 sene daha geçen perşembe bu adamla ya buluştun ya? Ya beni resimlerimle tehdit ettiği, hadi resimlerimle hadi arkadaşlarıma gönderdi, tehdit ettiği. Gönderdiyse tamam. Bitmiş gitmiş ya zaten. Ya geçenlerde daha oraya çıkmadan... Diyorum. Sen yalan perşembe konuşma. Geçen perşembe niye bu adamla yalandır. Buluştun yalandır, o zaman? Yalandır. Kanıdı ben ev temizliklerine gitmişim. Kanıtları ben var. Ben hala da gidiyorum. Kanıtlarım onun da kanıtları var. Kanıtlarım var. Şimdi ben... Ya kanıtla gelsin. Benim tamam. Şoför bağlanacak. Otel sahibi bağlanacak. Her herkes şey bağlanacak. Numarasını vereceğim. Ya Cumali bu nasıl hastalıklı bir ilişki ya? Gerçekten ben çözemedim seni. Ya sen biriyle bir şey yaşıyorsun tamam. Her şeyi bozdu zaten. Cumali bu artık saplantıya dönüşmüş. Yani bu işin sonu hocam, bu devam ederse bunlar, çok kötüye yok, gidecek. Zaten, İkinizin yok. De birbirinizden uzak durmanız lazım. Bana tamam bunları yaptıysa şu an ne beni 15 kişiyle dövdürdü kafamı kıdırdılar odan arkadaşı o insanlar da gelecek. Ben bunun peşinde tek i̇şte değilim. İşte hocam onu kastediyor. Bu işin evet. Sonu daha kötüye gidiyor. Sen de rahat duysaydın artık yani bitmiş ya. Hocam. Takip yap etmeseydin hocam, bitmiş gitmiş hocam, ya. Hocam bir şey anlatacağım. Bana pusu kurduğunu niye anlatmıyor? Sen karın... Bu, o insan da buraya gelecek. O Serap'ın göze gelecek. Pusu kurdurmuş da sen perşembe niye buluştun o zaman sana pusu kurduran kadınla? İşte ben bunu anlatıyorum. Mahkemede diyecek hangi yüzle bana diyecek. Mahkeme soracak hakim buna. Sen bu adamla bunayı yaşarken, bunayı mahkemeye verirken... Hayır, hocamın yüzle... dediği önemli bir şey. Cevap versene ona. Hangisi hocam? Yani madem sana pusu kurdurdu, kafanı kırdırdı, hep geçen perşembe niye kafanı kırdıran kadınla birlikte oluyorsun? Her şeyi geçtim. Bunun için işte, birlikte olmaz insan. Onu, i̇şte saplantı dediğim bu. Engelleyemiyorsun kendini. O kadın yaptı. Buradan uzak durman neyi lazım. Neyi o kadın yaptı? Arkadaşı. Hayır, geçen hafta birlikte... İşte yani. O kafa kırdırma olayını ben yapmadım arkadaşım. Arkadaşım yaptı. Ya benim bir şey söyleyeyim yoktur, mi? Özür dileyim. Affet bizi. Çirkin, çirkin. Sizin ilişkiminde dediğiniz adı ilişki falan değil bunun. Çirkinlik yani hanım içinde senin içinde böyle yüz kızartıcı bir durum var ortada. Bence insanlar bir sevgili olabilirler, evli olabilirler. 5 sene, 10 sene, 25 sene sonra insanlar boşanabiliyor. Ama artık böyle
rezil etmeye çalışmak. Kardeşim senin karın buraya gelse, seninle ilgili böyle şeyler söylese, bana dön, aşkından ölüyorum dese döner misin? Ben? Karına. Karıma? Karım bunun yüzünde abla ne diyorum? Bu karım dev çocuğum bile bana bir tas su vermeyen insan oldular. Karın da seni şikayet etti. Senin yüzünden doğrudur. Sen kapıya geldiğini yaptın. Yalancı. Kapıya geldiğini yaptın. Yuva yıkan. Ben o parkada geçeceğim. O altı çocuğun o rızkını nasıl senle baban yediriz? Benle arkadaşım parkın ömüründe içinde oturuyordu. Ömüründe şey yapmamıştın sen. Konuşturma beni. Konuşursam Türkiye seni rezil eder. Bak Türkiye. Çok sen beni rezil ettin. Bak kadar rezil. Sana bir şey söyleyeyim. O baban ki sana. Cumali, kimse kimseyi rezil etmez. Sen kendini rezil etmişsin bir. Ben olmuşum olduğum kadar zaten. Ama ben gururumla, namusumla buraya çıkmışım. Kimsenin hakkını yememişim. Hala diyorsun ki gelse ben onu kabul ederim. Kimsenin hakkını yememişim. Cumali, diyorsun ki karıma geldin, yuvamı yıktın. Yani biz bunları yaşasaydık ama karım duymasaydı, gizli ben, saklı olsaydı. Ben, gizli değil. Bu şekil. Ben dosyalarımı getirmişim size. Hocam, o bayan da gelecek. Bu da ki, bu şunu kapattım. Neresinden tutsam elimde? Cumali, 18 yaşındaki oğlun mu, kızın mı? Oğlum. Hiç konuştunuz mu meseleleri oğlumla? Bu mesele, oğlum hepsi bütün fotoğraflarını gördü. Hangi fotoğrafları? Bana attığı fotoğrafları o diyor ya, santaj yapmışsın. Hayır, ne diyor oğlun? Kınıyor mu seni? Oğlum dedi, evi terk et, git ona. Git. Seni evden kovdu oğlum. Evet, git, kabul etmiyoruz. Babamız değilsin. Ya Cumali, sen ne istiyorsun? Abla, sadece bak onu burada bitmesin. Lütfen rica ediyorum. Söyle, ne istiyorsun? Söyle. Soyadlarını vermek. Söyle hanım. Ve onu şebeke, onu bu ganyana getiren insanlar. Ve bana pusu kullanıp, beni yıpratıp ve aile düzenimi bozan insanlar. Sen onları şikayet ettin mi? Şikayet dosyalarımı hepsi size getirmişim. Tamam. Hepsi getirmişim. O bayan da buraya gelecek. Niye mahkemede varken niye buraya geliyor kadın? Yok işte mahkeme varken, mahkeme uzun süre veriyor ya. Ondan dolayı nasıl serbest kalmışlar, nasıl haneye babası getireceğiz, babası da buraya gelecek. Ben babasıyla getireceğim. Oldu. Bu konu vazgeçeceğim. Tamam hocam, ben buna size söz vereceğim. Tamam. Her şey ama babasıyla o söyle bilgi. Çoluk çocuğuna sahip çıksana ya. İşte o da benim şeyimdir. Haklısın. Çoluk çocuğuna sahip. İşte hala bu kadının peşinde koşuyor. Hala gelse tapınırım diyor. Önce sen bir... Ya televizyona çıkmış bir tane doğru kelime konuşmadı. Yemin ediyorum bir tane konuşmadı. Boş ver, boş ver. Sen ben doğru... 52 numarası verdik. Ama belki doğruları konuştun. Ama yani... Kirli ya, neresinden tutsam elimde kalıyor. Hayır, yani. Bazı ilişkiler artık madde bağımlılığı gibi bir hale alıyor. Ve hastalıklı. Hastalıklı, vazgeçilemiyor, saplantılar oluşuyor. En sonunda da Allah korusun kriminal bir olayla sonlanıyor. Vallahi, yani bu gidişat öyle yani, bu bir an önce bitirmemiz lazım. Ben hiç de sevmedim artık bundan sonraki kısmını. Evet. Baktım şimdi hanımın da söyledikleri tutarsız. Görüntülü konuşuyor. Yani olmaması gereken durumlarla. İşte böyle yüz yüze o fotoğrafını çekiyor falan. Çirkin, çirkin, çirkinsiniz yani. Bu kadar basit yani. Olay çirkin yani. En iyisi ben Münir Hanım'a geçeyim. Çünkü o hiç değilse bir gerçek bir duygu yaşıyor. Evladını özlüyor. Bakılmıyor bana diyor. Üç gün, üç yıldır diyor. Oğlum hiçbir şekilde kapımı çalmıyor. Beni hastaneye bıraktı gitti de değil. Oğlu dün röportaj vermişti. Bir de gelini var Nihal diye. Büyük oğlu var, küçük oğlu var Turgay. Onlara da tabii özellikle Nihal'e, ikinci eşi Turgay'ın, ona yani hakikaten beddua falan ediyormuş. Etmese ne olur gerçi ama Nihal de konuştu. Küçük oğlu Turgay da konuştu efendim. Bakalım onlardan ne cevap geldi Münir Hanım'a, onu dinleyelim. Turgay'ı, o da evladınız. Onu nasıl ya, bu kadar silebildiniz mesela? Şimdi evlat silinmez ama... Şuram çok yaktı. Kırgınsınız. İçim yaktı. Evlat silinir mi? Evlat bu. Sen doğurmuşsun. Büyük oğlu Eray'ın kendisini istemediğini duydu, yıkıldı. Yapayalnız yaşayan Münire teyze her şeye rağmen evladına bir kez daha el uzattı. Oğlum bak, ben senin ananım. Seninle biz sırt sırta verdik. Yani git de evlenme programında koca bul denilmez bir anne. Ya bu çok değilim çirkin. Yani. Çok. Tek suçlu dediği gelini Nihal neler söyledi? Bu Nihal kadar bilmiş, Nihal kadar fetbaz hayatta kimseyi tanımadı. Evlatları annelerine sahip çıkacak mı? Bakıma gelince sanki ben ona baktıracağım kendimi. Ya orada bir 15 gün bana bakamadı. 2 günle ameliyatıma 2 gün var, beni evden kovdu. Kovdular. Sizi tabii ki buradan keşke oğullarınız gelseydi, gelinleriniz gelseydi. Herkes birbirine karşı hatalarını kabul etseydi. Münire teyze oğullarıyla barışabilecek mi?
birazdan. Evet, şimdi biliyorsunuz Münir Hanım 50 yıl önce Adil Bey ile bir evlilik yapıyor efendim. Ve 3 tane erkek çocuğu oluyor. Turay, Turgay, Eray. Turay maalesef talihsiz bir şekilde hayatını kaybediyor. Ve Turgay ile Eray kalıyor elinde. Şimdi Adil Bey ile, Adil Bey yaşıyor mu şu anda? Yaşıyor. Siz boşanıyorsunuz ama 5 yıl onun cezaevinden çıkmasını bekliyorsunuz. O zaman nikah kıyılıyor filan. Sonra ondan boşandıktan 3 ay sonra evleniyorsunuz. 3-3,5 ay sonra. Yani yaşlı bir beyle. Mustafa Bey'le. Bu Mustafa Bey siz Adil Bey'le evliyken hayatınıza mı girdi de onun için mi boşandınız? Hayır canım, hayır, hayır. 3,5 ayda nereden buldun hemen Mustafa Şimdi Bey'i? Şimdi ben İstanbul'a geldim ya, evet. Onu bıraktım İstanbul'a geldim. Sokaklarda kalıyorduk, foşetin altında kalıyorduk. 3 çocuk. Evet, böyle yağmur yağdı, biz foşetin altına girdik. Orada komşular gitmiş işte nereye söylemişlerse zabıta geldi. Dedim ki böyle böyle ben ev arıyorum, bulamıyorum. Neyse bir yerde bir ev bulduk, girdik içeriye. Ben işe çalışıyorum, fabrikada işe gidip geliyorum. Orada ayakkabılarımın altı koptu. Tamirciye gittim. Tamirci de bu kişi oturuyordu orada. Orada oturuyordu. Dedi ki ayakkabılarımı tamir etti ya. Tamirci dedi ki abla ben bunun neyini yapayım? Her tarafı kopmuş. Yapılmaz bu. Ondan sonra o da dedi ki yap dedi işte benim eşim olacak kişi. Yap dedi günah dedi. Alana kadar idare etsin dedi. Sonra ben verdi ayağıma bir çift terlik eve geldim. Gece konduda oturuyoruz bir tek göz evde. Ondan sonra eve geldim. Orada demiş ki bir konuştur bakalım şu ayakkabıyı yap da gelsin almaya bir konuştur bakalım bu neyin nesi, kim bu, nedir, ne değildir. Geldim ayakkabıyı almaya 2 saat sonra gel dedi. Gittim ayakkabıyı almaya yok orada. Bana dedi ki ayakkabıcı, abla dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Sen dedi nereden geldin? Erzurum'dan dedim, Erzurum'dan geldim, Şenkayalıyım dedim. Ondan sonra dedi ki nerede çalışıyorsun, nerede oturuyorsun? Dedim şu aşağıda gece konuda Anladım, bu Mustafa Bey o şekilde hayatınıza evet, giriyor. Evet. Çocukların babasından boşandıktan 3 ay sonra İstanbul'da tesadüfen hayatınıza giriyor. Ve Mustafa Bey maalesef sirozdan vefat ediyor. Evet. Ne kadar evli kaldınız onunla? 4,5 sene bir şey kaldık. O dönemde 3 oğlunuz da yanınızda mıydı? Tabii bakıyordu. Mustafa Bey ona mı baktı? Onlara mı baktı? Tabii hepimize baktı. Onun bir de engelli oğlu vardı Ahmet. Ben ona baktım, o ona baktı. Ben gene çalışıyordum. Tamam. Birbirimize baktık. Mustafa Bey de 3,5-4 sene sonra sirozdan vefat ediyor. Evet. Mustafa Bey vefat ettikten 7 ay sonra da Kasım Bey ile evleniyorsunuz. Yani kısa bir yaz süreci. Arkasından Kasım Bey. Peki bu 3 oğlunuz, Turay o zaman hayatta mıydı? Hayattaydı. 3 oğlunuzla birlikte Kasım Bey'le dini nikah kıyıyorsunuz, resmi nikah yapmıyorsunuz. Yapamadık. Kasım Bey niye yapmadınız? Evli miydi Kasım Bey? Hayır, evli değildi. Niye yapmadı? Yapmadı. Senin dedi 3 tane çocuğun var dedi, yarın benim kardeşlerimden mal böler dedi. Miras yüzünden. Evet. Ama ortak çocuğunuz oluyor sonra. Sonra ortak çocuğumuz var ama o adam kendi üstüne aldı. Yine nikah yapmadı size. Yapmadı. Gene. Yani ortak çocuğunuz, kızınız, hostes olan. Evet. O olduğu halde Mustafa Bey, Kasım Bey size resmi nikah yapmıyor. Yapmadı. Ve bu sefer de denizde boğularak hayatını kaybediyor evet. Kasım Bey. Hastalandı. Kalp krizi, beyin kanaması normalde hamama gitmişti. Orada beyin kanaması, kalp krizi geçirdi. Doktorlara falan götürdük. Hasaki'deki doktor dedi ki tamamen iyileşmedi ama idare eder dedi. Gitti dinlemedi bu. Ölüme gitti. Bildiği ölüme gitti. Denize girdi. Dedik ki dur biz de gelelim. Kızın da orada izin gelmiş tatil. Bizi beklemedi. Siz dedi gelene kadar orası dolar dedi. Neyse aldı üstünü başını gitti. Gitti biz ben zaten ameliyatlıyım. Olay nerede oluyor? Olay Silivri'de. Silivri'de. O zaman Silivri'de oturuyordum. O gün Kasım Bey boğularak hayatını kaybetti. Evet. Kasım Bey ile dini nikahla kaç yıl beraber aynı çatı altında kalmış oldunuz? Çok oldu. Kızım 27 yaşında. Kaç yıl oldu Kasım Bey öleli? İşte
3-4 sene oldu. Ya zaten bu ameliyatımla yani karıştı, karıştı. En az 22-23 sene hiç nikah yapılmadan orada kaldınız. Çocuklarımı büyüttü, baktı. Acaba siz Mustafa Bey'in ölen kocanızın maaşını mı alıyordunuz? Öyle yani. Biraz onun için mi nikah yapılmadı? Ya ondan değil. Yapmadı. Benim hala malımı Mustafa bölersin. Bey'in maaşını alıyor musunuz? Alayım. Tabii. Peki bu üç çocuğunuz Turay, Allah rahmet eylesin. Hangi yıl vefat etti? Vallahi askerde vefat etti de. Şimdi o kadar kafam karışık kaç ki. Kaç yıl oldu hiç, yani? Yaşasaydı kaç 20, yaşında? 20-23 seneyi geçti. 22-23-25 olmuştur yani. Yani siz... 77 doğumlu. 77 doğumlu. Siz 82'de boşandığınızda 5 yaşında falandı o. Evet. Değil mi 70'de? Evet o 5 yaşındaydı. 5 yaşında. Küçüğüm de 3 yaşındaydı. Yani Mustafa Bey'le evlendiğinizde 5 yaşındaydı. Evet. Sonra Kasım Bey. Sizin oğullarınızdan Turay askerde galiba vefat ediyor. Bu üç çocuğa, bu üç çocuğunuzu, oğlunuzu yuvaya bıraktınız mı hiç? Bıraktım. Üçünü birden. Bıraktım. Neden? Neden? Bakamadım. Daha o zaman ben Kasım'dan daha tanışmamıştım o zaman. Zaten Mustafa Bey'in ölümüyle Kasım Bey'le evlenmeniz arası 7 ay. İşte o zaman vermiştim zaten. O 7 ayı da verdim. Hayır daha önce ben eşimden boşandıktan bir sene sürmedi. O zaman verdim çocuklarımı ben yurda. Adil Bey'den boşandıktan tabii, tabii, sonra. Tabii. Küçücüklerdi ya. Küçücüklerdi. Niye verdiniz? Verdim. Hani geldiniz İstanbul'da çadırın altındaydınız. İşte. Mustafa Bey'le tanıştınız ya. Tabii. Çoluk çocuk. Sonra evlendiniz 3 ay içinde. Niye çocukları verdiniz? Mustafa öldükten sonra verdim ben. Mecbur verdim. Hayır bakın. Diyorsunuz ki ben Adil'den boşandıktan sonra çocukları yuvaya verdim. Bu ne demek oluyor? Daha vermemiştim o zaman çadırın altında durduğumuzda. Daha vermemiştim. Tamam Mustafa Bey'le zaten 3 ay sonra evlendiniz. Demek ki Mustafa Bey'le evlendiniz, çocukları yuvaya verdiniz. Vermedim. 3 ay var Mustafa arada. Mustafa Bey'in zamanında çocuklarım yanımdaydı. O 3 ay için mi verdiniz yani? Hayır. Mustafa Bey öldükten sonra ben verdim. Benim şu anda hiç şey yapamıyorum. Canım, başka belli bir şey olur zaten. Zaten Mustafa Bey'le Mustafa Bey öldükten sonra 7 ay sonra da siz Kasım Bey'le bir arada geliyorsunuz. Dolayısıyla o 7 ay için mi verdiniz bu çocukları? O zaman büyümüşlerdi. Mustafa'yla öyle bir çocuklar şey oldu ki ne ben... kadar kaldı yurtta? Kaç yıl kaldı? Hiç kalmadılar. Küçüğüm gelmedi. Yurttan gelmedi. O Turay nasıl gelmedi? Orada kendi kaldı mi yani. İstemedi? Turay oğlumla Eray oğlum, Semiha Ağoğlu. O da geçinemedi, geri geldiler. Yani taş çatlasa bir sene mi ne kaldılar, geri geldiler yanımıza. Ama küçük oğlan gelmedi. Gelmedi. Yanımıza gelmedi. Dediğiniz, zaten evlisiniz, bir hayatınız var ama çocuklar yine de, bakın küçük oğlunuz Turgay pek öyle demiyor. Biz yurtta büyüdük diyor mesela. Yalan söylüyor, o büyüdü, öbürleri büyümedi. Sen o mi büyüdü. Almadın, o mu gelmedi? O gelmedi. Ya gelmez olur mu? Gittim. Kaç kere müracaat ettim. Benim gelmez şeyimi araştırdılar. Gelmez olur mu Hanım ya? Orada yurt ortamında mı, anne kucağında mı? Bak şimdi hocam. Beni araştırdılar. Ben çok gittim istemeye, almaya. Bakın sorun. Büyükçekmece yetiştirme yurduna. Gittim almak istedim ben. Çok istedim almak. Babası niye almadı yani? Araştırdılar. Ben bakacak durumda değilim. Vermediler. Ama ikisini almışsın. Turay'la Turgay'ı Eray'ı almışsın. Onlar kendileri geldi çıktılar yurttan. Demek ki onlara bakacak ki. Durumun var ki öbürüne de bakacak. Ya, 18 işte. Yaşından önce kendi isteğiyle çıkamaz. Değil mi? Yanlış yok, hatırlıyorum. Özel böyle. Yurttaydılar. Özel bunu, yurttaydılar. Bunu bir de Turgay'dan dinleyelim. Yani özel yurttaydılar. Ortancı oğlu Turgay'a da Turgay da bize röportaj verdi. Bu arada o hani hiç sevmediği, bütün bunlara sebebiyet verdiğini söylediği gelini de röportaj verdi. Onu ayrıca yayınlayacağım ama önce bir Turgay Bey'i dinleyelim. Turay da zaten biliyorsunuz askerde vefat etmiş. Turay 20 sene mi oldu diyorsunuz fazla vefat edeli? Fazla oldu. 22 sene falan oldu. Peki Turgay Bey ne demiş bakalım annesiyle ilgili ve onun bu kardeşine Eray'a yaptığı çağrılarla ilgili? Turgay'ı neredeyse silmiş gibisin de insan evladını silemez. Gene... Silemez ama ben kızgınlık mı? Şuram yandı, bağrım yandı.
Onu istemiyorum, görmek istemiyorsun. Münire teyzenin yıllardır görmediği küçük oğlu Turgay ekibimize konuştu. Türkü süresinde koskoca bir adamım. Kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi bilgisini eşimden alacak değilim. Annemle kendi isteğimle görüşmüyorum. Annem eşimin ailesini kıskandı. Eşimin ailesiyle o kadar fazla samimiydik ki yani annemden daha yakındılar bana. Annemin bu konuyu kendine yedirememesi eşimi ve eşimin ailesini sürekli istememesine yani onlara düşman olmasını sağladığını düşünüyorum. Küçüğüm 3 kere evlendi. Bir kadının bir eşiyle, Eskişehirli eşiyle evlendi. Nihal gitti, arasını açtı, boşandı. Sonra tekrar ben istemedim, tekrar o kadından o kızdan evlendi. İlk eşimden boşanma sebebim Nihal değil. Evlenmemin veya boşanmamın eşimle hiçbir alakası yok. Tamamen kendi tercihim, o zamanki yaşantımla alakalı problemlerimden kaynaklanıyordu. İstanbul'a tayinladık, geldim. Geri döndüğümde de şu anki eşimle tekrar barışabilmek için, o daha evlenmemişti. Tekrar barışabilmek için uğraştım, çok çaba sarf ettim. Kendimi kabul ettirmem çok zor oldu. Ama nitekim eşimin ailesi sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldular, bana çok destek çıktılar. Annem karışana kadar mutlu bir evliliğim vardı. Şu an çok şükür, yani annem işe karışana kadar çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Peki annenize şiddet uyguladınız mı bu kavgalarda ya da tartışmalarda? Anneme tabii ki şiddet uygulamadım. Ama tartıştığımız oldu. 3 defa ameliyat oldu. Bu ameliyatın birincisinde, skolyoz ameliyatının birincisinde eşim ona refakatçi kaldı hastanede. Yani o istemediği, nefret ettiği gelini. Eşime olan kini hiç bitmedi. Anneniz çöp işediyle hastanede bıraktığını söylüyor ama eşiniz için. İkinci defa ameliyat olması gerekti ama eşim o zaman hamileydi artık. Hani karnı burnundaydı. Hastanede refakatçi kalacak durumu yoktu. Ben gidip refakatçi kaldım yanında. Yaklaşık bir ay, hatta bir aydan da fazla bir süre benim evimde kaldı. Eşimi o kadar çile çektirmeye başladı ki yani kadın sabahtan akşama kadar ona hizmet ediyor. Bunun karşılığında etmediği, hakaret etmediği laf kalmıyordu. Bizzat şahidim söylediği laflara. Eşime olan kini hiçbir zaman bitmedi. Maalesef yani eşim artık dayanamadığı için evi terk etti. O hala evde kalırken. Abi, annem sende kalsın yoksa yuvam dağılacak. Baktım olacak gibi de benim yuvam dağılacak. Abimi aradım. Abimden rica ettim. Ama abim benim yuvam yıkılmasın diye mecbur kaldı. Kabul etti annemi. Ve bu arada yürüyerek gitti yani o derece. Hiç öyle yatalak falan da değildi. Evet, acaba Münire Hanım sen çok müdahaleci bir anne hayır, ve hayır, kayınvalidesin. Ya müdahale nasıl edeyim? Ben de Silivri'de oturuyorum. O piyade okulunda oturuyor. Ben nasıl müdahale edeyim? Gidip kalınca evinde. Bir de bu var ya. Hakaret etti karıma diyor. Yalan söylüyor. Ağır konuşuyordu diyor. Karısı yalan söylüyor. Karısı ağır. Yemin ederim. Şahit oldum. Evet. Hocam. Şahit oldum diyor. Yemin ederim önüme getiriyor. Çok güzel yemekler yapıyor. Allah razı olsun diyorum. Allah ananın babanın rahmet olsun diyorum. Böyle dualar ediyorum. Bu evde kokuyorum diye bana bu ithalaları etti. Ben size söyledim. Kokuyor anan, kokuyor dedi bana. Kokuyor anan, kokuyor. Yoksa o bana yemekte getirdi, banyoda yaptırdı. Nihal, yemekte getirdi, banyoda yaptırdı. Üstümü başımı da yıkadı. Efendime söyleyeyim, her işime hastanede baktı. Hastanede refakatçi olarak yanında kalmış o beddua ettiğin gelinin değil mi bu? Evet, o kaldı, yanında kaldı. Ben büyük oğlanı diyorum, büyük oğlan. Münir Hanım ama Nihal'le ilgili bunları hiç söylemedin evet, mesela. Ama şimdi şöyle, hiç konu bu iyi taraflarını söylemedin yani. Evet. Bana yemekler de yaptı sağ olsun. Ama buraya geldin, başladın Nihal'e beddua etmeye. Yani böyle bir durumda bir gelinin ya da herhangi bir insanın, arkadaşın bile olsa geri dönüp sana barışmasını bekler misin? Ya barışmasın, zaten ben onunla barışmayacağım. Ama yani iyilikleri de söylemek lazım. Ya o konu olmadı, siz sormadınız ki ben söyleyeyim. Ben mi soracağım? Gelinini ben mi tanıyorum? Ama çabucak bitiriyorsunuz. Burada Nihal'in adını bile... Diyorum ki Nihal'e de seslen, ona da ya Nihal ne yaptı diyor, soruyorum daha ne diyelim. Ne yaptı ki bu kadar tepkilisin diyorum. İşte o çok beddua ediyorum. Desene Nihal de düzgün bir kadın. Kovdurduğu düzgün için düzgün bir kadın. Yemekler de yaptı getirdi. Onu da yaptı. Hastanede refakatçi de kaldı. İki gün kaldı. Eşim sağdı. O zaman. Eşim sağdı, hastaydı. Sonra evde de diyor bir ay kaldı diyor. Hayır bir ay kalmadı, 15 gün. 15 gün ya. Bir ay değil.
Her neyse, bir ay beş gün üç gün kaldım ya kaldım. Yok yok, biraz zor bir kadınsın sen. Hayır bakın. Zor bir kadınsın belli. Bakın ben kimseye hiçbir zaman haksız yere hiçbir şey yapmam. Onlar o yalan, çok yalan söylüyor. Nihal çok, tamam yaptığı iyilik var. Bak annesi öldü rahmetlik, annesi çok iyi bir insandı. Anneme bilmem ne diyor, hepsi yalan. Annesi öldü, ben götürdüm, beraberce gömdük. Ona teselli verdim. Nerede annesini, nerede göreyim? O kurt Hadımköy'de oturuyor. Ben de, o zaman Zeytinburnu'da mı oturuyordum? Silivri'de oturuyordum, Silivri'de. Onun kardeşi şey oldu, evlendi. Düğününe de gittim, altını da taktım. Hmm. Kız şey, torunum oldu, erkek. Yani bu kadar evlattan, bu kadar gelinden hiçbiri olumlu bir şey söylemiyorsa... Biraz ya da kendinizde acaba. Serap Hanım işlerine gelmiyor, işlerine. Ben onu, o bir erkek çocuk doğurdu. Kız çocuğu doğurdu, bana dedi ki sen benim niye kolum altın takmadın? Ben dedim ki sen bana mahsus. Sen bana erkek torunu mu verdin ki ben sana altın takayım? Bu bile laf. Bu bile laf sokmak tabii. Yani. Bir dakika. Bir dakika. Bu bile güzel bir laf biliyor. Değil. Ben şakasını söylediğimi biliyor. Böyle şaka olmaz. Erkek çocuk doğurdu. Bak erkek çocuk doğurdu. Ağzından söz çıktı ya. Gittim böyle bu kalınlıkta bilezik koluna taktım. Hastanede. O torunuma çeyrek aldım. Oğlan çocuğuna çeyrek aldım. Künye aldım. Götürdüm. Kıza taktım. Bir şey almadın niye mı? Kıza da bilezik aldım. Ayırt ediyorsun torunları. Niye kıza ayırt şey ediyorsun? Torunları... Efendim kıza da yaptım. Kıza ben 3 sene boyunca 3 tane bilezik Münir yaptım. Münir Hanım. Hep bu kartları duruyor. Turgay Bey'den size. Olan torunlarının adı ne? Biri şey İlayda. Ya öyle bir zor isimler takıyorlar ki. Ben söyleyemiyorum. Adı, zor da olsa... Torunun adını bilirsin ya. Ya abi bilmez mi biliyorum. Neyse sen o Nihal diyorsun. Şey, Nihal'i çok kötülüyorsun. Ama biz öğreniyoruz ki aslında Nihal sana yemekler yapıyor. Bak işte onu yapıyor. Bu kadar yalanla beni karalıyorlar. Yemin ederim ben ona sorsaydınız ben o zaten ağlıyorum ya. Ben beynim yaşlılıktan dolayı pek fazla çalışmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa tamam ben iyiliklerini kötü mü diyorum ben ona. Bazı konularda çalışıyor ama, çalışıyor. Hayır. Kötülüğünü söylerken iyiliğini de söyle. Şimdi iyiliklerini saklayıp kötülüklerini söyleyince şimdi yanlış anlaşıldı. Kötülük yaptığı şimdi. İçin bana yanlış o zaman anlaşıldı ama. Şimdi dedi ki al dedi bunu götür dedi. Bak al bunu götür dedi bu kokuyor dedi. Ben evinde kanal akmış bunu söylese ya kanal patlamış. Annem kokmuyor kanal kokuyor dese ya bunu. Peki Nihal ne demiş bir dinleyelim o zaman. Bu hasreti çekeceksiniz. Ya çok ben çekerim. Nihal'in lafına inanıyorlar tamam. Hepsi. Ben buradan Nihal Hanım'a da sesleniyorum. Herkes seslenmeyin kesinlikle ona seslenmeyin. Kesinlikle istemiyorum. Münire teyze yayınlarımız sırasında oğullarını görmemesinin tek sebebi olarak gelini Nihal'i gösterdi. Bakın gelini Nihal Hanım kaynanasının iddialarına nasıl cevap verdi? Kimse onunla görüşmek istemiyor. Ya Münire Hanım çocukları ve öbür geliniyle sizin yüzünüzden görüşemediğini, arasını bozulduğunu söylüyor. Neden? Bunun hiçbir gerçeklik payı yok. Tamamen kendi tavırları, davranışları, insanlara hakaretleri, küfürleri, mesajları, sürekli saldırıları, insanları sürekli çevrelerine karşı kötü gösterme çabaları yüzünden hiç kimse onunla görüşmek istemiyor. Evlatları ve kardeşleri bunu dahil. Tek sebep? Kokması değil. Peki onun koktuğunu söylediğinizi, o yüzden istemediğinizi iddia ediyor. Koktuğu yüzünden istemiyorduk değil. Bu sadece sebeplerden bir tanesi açık söyleyeyim. O evden gitmeden ben gittim. O da bir sebeplerden bir tanesi. Sebep değil aslında ama hani huzursuzluk verici bir davranış tabii ki. Ama bu sebep bu değil yani. Bu söylenti de değil, bu bir gerçek. O bize sürekli saldırdığı için... göndermek zorunda kaldık, gitmek zorunda kaldık. Daha doğrusu önce ben gittim evden zaten yani. Her bayram torunları ile konuşturuyorum. Torunlarını görebiliyor mu Münir Hanım? Her bayram ben torunlarımı kendisini görüntülü veya sesli aratıyorum. Eşimi de telefonda bulunuyorum araması için. Yani görüşmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Kaynanam bizi hiç evine davet etti mi? Benim annem şimdi evlatlarımı göremiyorum. Gelinlerim aramı bozuyor. Gelinlerim... İşte bizim aramızı açıyor falan filan beyanlarda bulunuyor ama kayınvalideme soruyorum buradan. Bir kere mesela bizi evine davet etmiş mi? Bayramdır, seyrandır hani buyurun çocuklar evime gelin demiş mi? Serap Hanım bana diyor ki Silivri'ye geldi tatile. Ben dedim ki kızım ben işe gidiyorum dedim. Sen bir şeyler yapın yiyin için gidin. Giderseniz gidin gitmezseniz kalın.
Oğlana diyor ki ben buraya tatile gelmişim, yemek yapmaya mı gelmişim? Haklı. Olabilir. Ben bu yaşımda kalkayım sana yemek mi yapayım ben? Şimdi olacak? Diyorum. Bir günde sen yaparsın. Hayır bir gün. O da tatile gelmiştir. Ya bunlar problem mi? Mesele mi bunlar? Gelin alıyoruz. Şey mi alıyorsunuz Münir Annem, Hanım? Annem yapamıyorum. Çalışıyorum. Yani evde çalışan mı alıyorsunuz? Köle mi alıyorsunuz? Haklı. Ya, ben de yemek yapmayacağım. Aylardır yapmıyorum mesela. Canım ya, istemiyor. Yapmıyorum arkadaş. Nihal Hanım, gelin diye yapmak zorunda değil. Bir de şöyle bir şey var bak. Canımın içi Münir Hanım, sen anne, sen şefkatli, sen merhametli. Her zaman öyleydim. Her zaman. Ya burada bile neler söylüyorsun kim bilir. Yani. Abla, Serap Hanım, her zaman öyleydim. Bak ne dediyse yuttum, ne dediyse yuttum. Kendi söylediklerini söyleseye, benim yuttuğumu söyleseye. Her şerlef söyledi. Münir Hanım bir şey söyleyeceğim. Oldum ya. Senin 47 yaşındaki oğlun, 42 yaşındaki oğlun karısından korkup mu seni aramıyor sence? Öyle bir şey olabilir evet, mi? Evet, korkup arıyorum. Yok. Şimdi o niye biliyor musun? Onu ben sana bırak. Şunu söyleyeyim. Nihal'i tamam, bir saklı şey demiyorum. Saklı gizli arar, hiç evet. Kimsenin ha. Ruhu ha. Duymaz. Şehe, işte. Aramıyorsa şimdi, kendi istemediği yalan, için aramıyor. Yalan, yalan, yalan. Bak büyük oğlan korkusundan çok yalan söyler. Biz bazı kabahatleri var. Ben orada saydım da siz okumuşsunuz, okumamışsınız bilmiyorum. Onları söylerim diye karısıyla beni tanıştırmadı hiç, anlatabildim mi? Çok, bunlar çok bilmişler. Şu anda bile tehdit ediyorsun oğlunu. Yani şu anda bile töhmet altında bırakıyorsun. Ya sanki bir açığı varmış. Kabahatleri var derken şimdi kadının da kafası neydi acaba benim kocamın? Anne, ya böyle olmaz olmaz. Münir Hanım böyle olmaz. Bence sen ne yap biliyor musun? Sen sakin sakin bekle. Hiç bence kimseye sağa sola da oğlunu, gelinini kötüleme. Kimseyi kötülemiyorum ki, ne işim var benim? Neyini biliyorum ki neyini kötüleyeyim? Bütün Türkiye'yi kötüledin ya. Ya çık. Siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Sen bunlarla geldiniz ya zaten. Neyse, yani bence sakin sakin otur. Evinde kıl namazını, al abdestini. Efendim konu komşunla güzel güzel vakit geçir. Onlar da desin ki ya biz annemizi ihmal ediyoruz hocam, galiba. Hocam hepsi neyse. Bir onlar ya... Hocam tamam bunu. Hepsi neyse. Estağfurullah. Benim büyük oğlum bana diyor ki ben annemin yüzünden boşandım. Benim kızdığım o. Annemin yüzünden boşandım diyor. Bunu niye benim annem, bazı hatalar yaptığı için karısı onu boşadı. Benden değil. Peki. Getireceğim. Şimdi buraya geldiniz, sorularınıza cevap aradınız. Oğlunuza çağrıda bulundunuz, özellikle Era'ya. Ama Turgay da dayanamadı. Onun karısı da dayanamadı. Onlar da röportajlarını verdiler. Ve onlar da şu anda sizinle böyle bir anne oğul ilişkisine girmek istemiyor. Bir de diyor ki istemiyorum, zaten istemiyorum. Zaten görmek istemiyorum. Hangisini? Turgay'ı. Hayır, kesin. Eray da istemiyor. Ha, istemesin. Diyor ki şey diyor. Ne diyecektim, unuttum. Önemli de bir bence şey bence deme artık bir şey. Çünkü diyeceğin şey. Kurban olayım, evet deme lütfen. Onları. Doğru diyeceğim. Daha aklıma çok. Gelsin söyleyeceğim. Hayır, aklına gelince söylersin. Biz efendim 22 yıllık kayıp Zeliha dosyasına geçelim. Bu kızı taksici Suat gezdiriyordu. Ne amaçla? Ya ona böyle bir ilim varmıyor. Gizemli Zeliha Aslan kaybında 22 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık dosyanın kritik isimlerini işaret etti. İşte Müneyt'e kısa kollu bu gelinliği köyünde kaynanası yarışıkla götürüldü. Yani bir yerde bu kızın yoldan çıkmasının sebebi kaynanası. Kaynanası, hiç kimse değil. Gazeteci kılığına mı girdiler? Ailenin evine kendilerini gazeteci olarak tanıtan bir iki kişi geliyor. Evet. Kimin lüks arabasına binip gitti? O dönemde çaycı malı öyle garip yoktu. Bir tane nazlı araba vardı. Soydu. Suat Bey yalnız getirmedim diyor. Üstüne basa basa bunu inkar ediyor. Bunu inkar etmesinin bir sebebi olması lazım. Zeliha Aslan'a ne oldu? Bir aslan. Efendim tam bundan 22 sene önce tarihler 14 Şubat'ı gösterirken Zonguldak Çay Cuma'da saatler gece yarısını gösteriyormuş kocasının söylediğine göre. Bir kadın, iki çocuklu bir kadın yani Zeliha Arslan evinin yatak odasının penceresinden karanlığa doğru gidiyor ve aradan 22 sene geçiyor. Bir sürü konuşmalar, spekülasyonlar, iddialar, şüpheler vesaireler birbirini kovalıyor ve aile biliyorsunuz bize başvuruyor ve
burada da yine bir takım şüpheli konuşmalar, ifadeler ortaya çıkıyor. Şimdi o dönemde özellikle fotoğraflarını almak için Zeliha'nın eve, yani Necibe Han'la annesinin evine gazeteciyim diyen kişiler geliyor. Evet. Necibe Hanım ve bütün fotoğrafları mı alıyorlar? Evet. Hatta böyle çerçeveli damadımla ikisinin böyle gelinlikli resmi vardı. Büyük çerçeve böyle. Onu bile çıkartıp aldı bizden. Şimdi bir de albümler vardı o zaman. Evet. Gazeteyi bastıktan sonra resimleri götüreceğim dedi. Götürmedi. Daha da götürecek. Gazeteye basıldı mı? Hayır. Şimdi bunlar basılmadı. Kimdi mesela? Bunlar bir kere gazeteci orada gelir, foto muhabiri gelir. Götürmesine bile gerek yok. Bir tane fotoğraf alsın. Sadece fotoğrafları alıp gitti. Ya da fotoğraf... Akşamdı böyle, akşam karanlıktı. Ya da çeker fotoğrafını. Hepsini yapsın. Baskıya yapsın. Götürür. Hayır. Bir tane, maksimum iki tane basılır. Yani. Neden bütün albüm alındı? Düğün gelin fotoğraflarına kadar alınmış ama gazetelere haber çıkmamış. Neden Zeliha'nın babasının evinden bütün fotoğrafları biz gazeteciyiz diyen 2-3 kişi tarafından toplandı gitti ve o fotoğraflar nerede? Ve gazeteye de basılmadı, bir. İki, şimdi Vedat konusu var biliyorsunuz, hani lüks araç vesaire. Bu arada biz Vedat Bey'in Antalya'ya gittiğini, orada bir hayat kurduğunu bize röportaj verdiğinde öğrenmiştik. Ama muhabirimiz Murat Sönmez'e bir bağlanacağım. Vedat'la ilgili başka bir konu var mı? Yanında yine Gönül var, Eyüp Bey'in kızı. Bir de Davut var, Zeliha'nın erkek kardeşi. Murat'cığım, Vedat Bey artık bizimle iletişimi kesti. Bunun bir sebebi mi var? Şunu söyleyelim, çünkü çok sık bu dosyada Zeliha'nın kaçmadan ki kaçtığı iddia ediyor. O dönem içerisinde lüks bir araca, siyah lüks bir araca bindiğine yönelik iddialar var. Bunu birçok kişi de dile getirmişti. Bunu Vedat Bey'le biz görüştük telefonda. Vedat Bey evet lüks bir marka aracı olduğunu söyledi ki o dönem içerisinde Çaycuma'da lüks bu marka araç sadece Vedat Bey'de var. Vedat Bey siyah renkli bir aracı olmadığını, gri füme arası bir aracının olduğunu söylüyor. Ama konuştuğumuz özellikle görüntü tanıkları da yine aracın rengini evet siyah olarak söylüyorlar ama şu an biraz hafızalarını zorladıkları zaman evet gri füme arası bir araç olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi ben hem Gönül'e hem Davut'a, Eyüp Bey'e, Necibe Hanım'a bir köyün adını soracağım. Bu köyün adını duymuşlar mı? Çünkü dün telefona bağlanan gizli tanığımızla bir röportaj yaptık. Bu köyün adı orada geçecek. Ne maksatla geçeceğini bilmek istiyorum. Gönül, Davut Bey, Torlaklar Köyü diye bir köyü duydunuz mu? Evet. Torlaklar Köyü, evet. Peki evet. Davut duymuş mu? Duydum. Bu köyün özelliği nedir Davut? Torlaklar Köyü'nün? Şinasilerin köyü. Şinasinin babasının köyü. Benim eniştemin köyü. Yani Zeliha'nın köyü. Zeliha'nın o dönemki eşinin köyü. Evet. Doğru evet. mu? Peki. Doğru. Siz de öyle biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Bu Torlaklar Köyü neden önemli olsun peki Necibe Hanım, Eyüp Bey? Neden önemli olsun? Şimdi ablam bana bir şey söyledi dün de. Bu Serkan vardı ya. Serkan da Torlaklar'da oturuyor evet, dönem. Babası gece 12 gibi arabasıyla çıkmış o gece. 2,5-3 saat sonra gelmiş eve. Evet, o zamanlarda öyle bir duyum aldık. Bizim kulağımıza öyle geldi. Ben de şimdi bize. Oradan saat 12'lerde çıkıyor garajdan arabasıyla. Tek tek konuşalım, tek tek. Serkan, Zeliha'nın kaybolduğu gece evet. 12'de nereden çıkmış? Evinin yanında araba garajı varmış. Torlaklar Köyü'ndeki evlerinden çıkmış gece 12'de. İstasyonda oturuyorlar onlar. Torlaklar'da oturmuyor. İstasyonda oturuyorlar. O garajdan araba 12'lerde çıkıyor. Saat 2'ler gibi geliyor. Saat 2'lerde geri gelmiş. Geri dönüyor. Evet. O bizim kulağımıza geldi, araştırdık şimdi o zaman. Şimdi bu dün bağlanan gizli tanık bundan bahsedecek çünkü. Bu Torlaklar Köyü'nün gündeme gelme sebebi o, onun için neden önemli olduğunu gerçekten anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu röportajı bir beraber izleyelim. Dünkü bağlanan tanığın, evet. Gizli tanığın. İzleyelim.
tek başına alıp gün aşırı gezdirirdi demek. Suat'la Zeliha sevgiliydi. O arabada başka şahimali lüks araba yoktu. Verengi de siyattı. Ekibimiz 22 yıl önce bir gece ansızın kayıplara karışan Zeliha Aslan hakkında çok önemli bilgilere sahip çok önemli gizli bir tanığa mikrofon uzattı. Taksici Suat, Berduş adamın tekidir. Zeliha'yı tanır mıydınız? Zeliha'yı sadece Suat'ın arabasında gördüm. Ya bildiğim Suat kızı gezdiriyordu. Yani taksini alıp işte yani tam detayla söylesem şimdi yakışık kalmaz hani. Affedersin satar mıydı, aleme mi götürürdü? Ama sürekli Suat'la takılıyordu kız. Suat Berduş adamın tekiydi. Zeliha'yı taksici Suat'ın sevgilisi olarak bilirdik. Nerelerde görürdünüz? Çağcığımın her yerinde görürdüm, her yerinde. Peki bu o dönem çok konuşuluyor muydu halk arasında? Sadece o gençlik grubun arasında konuşuluyordu. Yani Suat'ın sevgilisi olarak biliyorduk biz. Çay Cuma'da tek lüks araba Vedat'ta vardı. Peki Vedat ismini bilir miydiniz? Tabii çok iyi biliyorum. Vedat ile kaçtığı iddiası var Zeliha'nın. Bu öyle bir sürenti oldu. Öyle bir sürenti oldu. Yani Vedat'ın Antalya'ya gitme dönemlerine denk geldi o. Vedat Zeliha'yı tanır mıydı? Tanırdı. Vedat'ın arabasında da gördüm ben bu kızı. 3-5 defa Vedat'ın arabasında gördüm. Nasıl bir arabası vardı? Vedat Bey'in o dönemde gri renkli bir şey vardı. Yani o dönemde çaycı mı öyle bir araba yoktu. Bir tane zıt araba var. Kaç kez gördünüz? 3-5 kere görmüşümdür. Ama Suat'ın arabası da çok öyle. Yani herkesin izlediği bir şeyler var burada. Ama hiç kimse çıkıp da ya bu böyle olmuş demiyor. Yani özellikle üzerine basıyorum. Bakın Tavlakları köyünde bu olayı herkes biliyor. Herkes. Zeliha Aslan yaşıyor mu? Her şeyi. Evet, Torlaklar köyünde herkes her şeyi biliyor diyorlar, diyor tanığımız. Bu arada öğreniyoruz ki Torlaklar köyü Zeliha'nın kocası Şinasi'nin ve tabii ki gerçek kayınpederinin evi. Evet, gerçek kayınpederinin. Galip onun evi. Galip Bey'in. Evet. Ondan sonra Serkan'ın o gece oradaki evinden 12'de aracıyla çıkıp gece 2'de yani 2 saat sonra geri döndüğü, bunu niye biz daha önce hiç konuşmadık? Biz işte bizim o zaman kulağımıza geldi bu. Ben dün akşam kardeşim aklıma geldi de öyle söyledim buna. Böyle yani. Böyle bir laf olmuştu o zaman dedim. Şu saatte çıkmış, şu saatte gelmiş eve dedim. Bize dedim böyle söylenti geldi kulağımıza o zaman dedim. Şimdi bakın gizli tanık diyor ki Torlaklar köyünde herkes bunu biliyor. Orası konuşursa bu iş ortaya çıkar diyor. İnşallah. O mahalle de biliyor İnşallah. Serap Hanım. Çaycuma'daki o mahalle de biliyor. O mahallenin o emsaldeki gençleri de biliyor. Çünkü benim gözüme bakamadılar. Yani deve kuşu gibi kafalarını kuma soktular. Bir kişi, beş kişi bir masanın etrafında toplandı. Benim gözlerimin içine bakamadılar. Benim yavrum Şinasi'den kıskandılar. Yani gözlerimin içine bakamadılar. Şinasi'den kıskandılar. Bir masanın etrafında beş kişi toplanmaz. Her gün abi hoş geldin çay iç diyen adamlar gözümün içine bakmadı. Böyle kafalarını kuma soktular ama arka tarafları dışarıdaydı. Onlar benim ne yapacağımı biliyorlar. Onun için soktular kafalarını. Gözlerinden bir şey anlayacağımı hissettiler. Davut Bey, siz hiç Torlaklar Köyü'ne gittiniz Hayır. mi? Mesela ne kadar mesafe var Çay Cuma ile Torlaklar arasında? O bilmez ki. 3-4 kilometre. Ben onu hatırlayamadım. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Hiç gitmedim. 4 kilometre civarında. Ben gittim, babası gitti. Mehmet bile gitmedi oraya. 4 veya 5 kilometre. Ben çünkü veterinerlikte çalıştığım için evet. her köye hayvanlar aşı yapmaya gidiyordu. Kulaklarımızda uyuyordu. Çaycuma'nın tüm köylerini gezdim ben. Gönül, bize bir şey söyleyecek misin? Bütün bu ortaya çıkan işte Adem adı çıktı, Torlaklar Köyü çıktı. Suat'ın arabasında çok sık görüldüğü, Vedat'ın arabasında. Evet. Yani neden siz Vedat Bey yalan söylemesin? Bir de şuna ikna olamıyorum. Ne yani... bey ya? Hangi bey Vedat Bey kim ya? Vedat Bey mi? Yani... Hangi bey ya? Ben şurada elime geçti şimdi. Ben Vedat Bey'in orada yok işte yok. Benim evime de götürdü. Benim evime de geldi onun arabasıyla benim kızım. Vedat'ın. Evet. Yani evet. şimdi geldi yalan konuşmasınlar. Konuşuluyor Suat'ın arabası. Sorunlular yalan konuşmasın. Sorun bu. Hepsi sorun bu. Necibe Hanım bir dakika. Yani ufak bir çevrede yaşamıyor sanki. İstanbul'un Avrupa yakasından kalkıyor Anadolu'ya. Ya ufak bir yer zaten yok Vedat'ın arabası. Yok işte Suat'ın arabası. Yok Adem evet. korna çalıyordu ona çıkıyordu. Ya bu kadın bir ev kadını ya. İki tane çocuğu ne var. Ne yaptınız buna? Bu nasıl hale bu nasıl kadar, getirdiniz ya? Ne oldu yoğun, bu hale geldi ya? Yoğun bu? Bir trafikte olabilir ki Gönül. Ekleyeceğin bir şey var mı?
Evet Serap abla, ekleyeceğim bir şey var. Dün ben bir telefon aldım Serap abla. İşte dayı bu zamana kadar aramamış, sormamış, şimdi neden oraya çıkıp aramış diye söylediler bana. Ben çok sinirlendim. Benim babam, ablam kayboldu, çok aradı. Vermeyin dedi enişteme, babamı insan yerine koymadılar, sözünü dinlemediler. Anası var, babası var dediler. Babam elini ayağını çekti. Ve benim babam 5 tane çocuk büyütüyordu. İşini bırakıp da kimsenin kızının peşine düşecek zamanı dahi yoktu. Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Anladım canım. Peki yavrum, sen tabii ki içini döküyorsun ama haklısın da bir taraftan. Çünkü bir taraftan da devreye gidilmiyor, o yapılmıyor, kuyu deniyor, kuyuya bakılmıyor filan. Böyle ihmaller olmuş ne yazık ki. Efendim bugün de haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 13'te sağlıkla Star ekranlarında buluşmayı diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Sağlıkla, keyifle, mutlulukla geçsin hafta sonunuz. Ve sonra yine ekran başında birlikte olalım. Pazartesi gününe kadar kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.